Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Kanal 7'de yeni yayın dönemini cuma sohbetleriyle açıyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Güzellikler getirsin, iyilikler getirsin. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hayırlı olsun yeni yayınımız. Amin efendim. Cuma sohbetleriyle başlamış olduk yeni döneme. Evet efendim. Dualarınızı bekleriz inşallah. Cenab-ı Hak güzel ülkemize dirlik, düzenlik ihsan eylesin. Amin. Bu son günlerde gerek askerimizden ve gerekse emniyet görevlerimizden, hatta halkımızdan da şehit olanlar oldu. Yüce Rabbimiz şehitlerimizi sevgili peygamberimize komşu eylesin. Amin, amin. Kederdide hısımlarına sabırlar yağdırsın. Amin. Ve yakınlarına şefaatçi eylesin. Amin. Ve bu yangın da yandığı yerinde, yerde sönsün inşallah. Tabii elin oğlu, bu ülke cennettir Muhsin Bey. Evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer. Bakın güzel ülkemiz nasıl imar edilmiştir? Yapılan tarihi yapıların iki amacı vardır. Ya yaratana saygı, ya da yaratılmışa şefkat, merhamet, muhabbet, hizmet, hakka kulluk, halka hizmet. Bunu sembolleştiren eserlerle bu coğrafya vatan haline gelmiştir. Yaşayan mucize Kur'an elimizde, doğruluğuna binlerce delil bulunan peygamber önümüzde, biz bu inançla kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir olduk, beraber olduk. Bir olup beraber olunca da Allah'ın yardımı bizimle oldu. Ama elin oğlu bunu keşfetti. Dedi ki bunların arasına fitne sokayım, nifak sokayım dedi. Halbuki bu ülke hepimize cennet olacak nitelikte. Bahar ile yazı ile, sonbahar ile kışı ile, yeraltı yerüstü zenginlikleriyle hepimizi doyuracak niteliktedir. Ama elin oğlu bir fitne ateşi yakıyor ve böylece cennet ülkeyi cehenneme çevirmek istiyorlar. Ama aklı başında olan müminler bu tezgaha, bu oyuna gelmemelidirler. Yani biz devletimize duacıyız, milletimize duacıyız, ülkemizin böyle güzelliklerine güzellikler katılmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, kederdide hısımlarına sabrı cemiller, sabrı cemillerine de hudutsuz mükafatlar Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve bu yeni program dönemimizin de milletimiz için, insanlık için hayırlı hizmetlere İnşallah. Vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Evet, sizler de hoş geldiniz değerli stüdyo konukları. Özlediniz mi hocamızı? Evet. Tatil yaptınız, dinlendiniz. Tatile gidenler oldu mu? Olmuştur mutlaka. Memlekete giden olmuştur. Sıla-i Rahim, anne baba, akraba ziyareti, eş dost ziyareti. Biraz da dinlendiniz, tekrar döndünüz herhalde. İstanbul dışından var mı gelen misafirlerimiz? İstanbul dışı? Nereden? Azerbaycan'dan gelmişler. Can Azerbaycan. Can, evet, evet. Neresinden, hangi şehir? Dur, ben mikrofon uzatayım size o zaman. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kendinizi tanıtın, nereden geliyorsunuz, niçin geldiniz? Bakü'nün ikinci şehri olan Gence'den gelmişik. Bakü'nün? İkinci şehri olan Gence'den gelmişik. Evet. Gence. 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 Piyano öğretmesiyik, kızım da ben de. Piyano öğretmenisiniz. Beli. Müzik evet. öğretmenisiniz evet, yani. Evet. Kızınızla birlikte. Evet. Maşallah ya. Keşke şimdi böyle bir ufak olsaydı burada bir piyano ufak olardı, bir dinleseydik sizi olardı. Ya. Olardı. Evet. Peki kime geldiniz burada? Akrabalarımızın. Akrabalarınız var burada. Yani. Evet. Evet. Orada olsun kimler ya. Var? Azerbaycan'da. Evet. Bütün aileniz. Herkes orada. Herkes orada.
Hay maşallah. Kızınızla da bir sohbet edelim kısaca. Tamam. Ayağa kalkın, siz de lütfen görelim. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Nermin. Efendim? Nermin. Nermin. Evet. Annenizin adı neydi? Hicran. 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 Evet. Kendinizi tanıtın, bir tanıyalım sizi. Ben de öğretmenim, müzik öğretmeni. Azerbaycan'dan geldik buraya tatil için. Tatil için geldiniz. Evet. Ne güzel. Şu anda izliyorlar sizi şimdi oradan. Yani burayı da kendi aynen ülkeniz gibi biliyorsunuz değil mi? Aynen, evet. Biz de Azerbaycan'a böyle bakarız. Ne yani, güzel ya. Ya evet. Buradan Muhsin Bey, evet. Cuma sabahı Can Azerbaycan'a sevgiler, selam saygılar, olsun. Selamlar gönderiyoruz. Sağ selam olun. Olsun. Evet. Sağ olun. Orayı da Rabbimiz sıkıntılarından kurtarsın. İnşallah. Evet efendim. Evet. Var mı başka gelen şehir dışından? Yok herhalde. Siz mi ev sahibisiniz? Sizin misafirleriniz. İyi ağırlıyor musunuz? Yakın tutun mikrofonu. Tabii gezdiriyoruz. Şu an Cuma hocamızla tanışmak için getirdik. Ne güzel hocam. Şimdi gezdiriyorlar. Sizi de ziyaret etmek için buraya getirmişler. Evet. Bu önemli bir şey. Yani memlekette zaten Ramazan boyunca hep hocamızı biz izledik. Biz de son derece memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Her zaman başımıza hoş defa geldi kardeşlerimiz. Sağ olun. Ellerinizden öperiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, yeni yayın döneminin ilk programında, Cuma sohbetlerinde, sezonun ilk programında sizlerle birlikteyiz, hemen belirtelim. Yine hocamızın sohbetlerini dinleyeceğiz, takip edeceğiz. Yine sizden gelen sorulara hocamız cevap verecek. Stüdyo konuklarımızın soruları olacak, onları alacağız ilerleyen dakikalarda. Telefonlarımız yine açık size, 304-04, 306-06, 0212 alan koduyla sorularınızı hocamıza iletebileceksiniz. Yazılı olarak da mesajlarınızı ben buradan Twitter'dan takip edeceğim. Hocamıza sorularınızı ileteceğim. Twitter Cuma Sohbetleri ya da Twitter Muhsin Bay hesabıyla sorularınızı iletebilirsiniz. Zaten gelmeye başladı. Teşekkür ediyoruz gelen mesajlar için. Hocamıza çok selamlar var. Hayırlı olsun diyenler var, tebrik edenler var. Allah razı olsun, hep birlikte inşallah hayırlara vesile olur yeni yayın dönemimiz. Kanal 7'ye, Kanal 7 çalışanlara ve Kanal 7 izleyenlerine dedikten sonra telefonları almaya başlayacağız. Ama bugün ne konuşacağız, hocamızın hangi sohbetlerini takip edeceğiz, dinleyeceğiz söyleyelim. Haccın fazileti inşallah. Doğru efendim. Mevsim. Haç mevsimi, haccın faziletini konuşacağız. Haccın fazileti nedir? Mikattan itibaren neler düşünmeli ve nasıl dua etmeliyiz? Kabe'nin kutsallığı ve müminin değeri. Allah ile ahdimizi nasıl yenileriz? Demek ki bir ahdimiz var tabii, bizim. Öyle, nasıl doğru. Yeniliriz? Ve benzer sorular var. İlerleyen bölümlerde soracağız. Haccın faziletiyle başlayalım mı hocam? Tabii efendim. Buyurun. Efendim, değerli konuklarımız, sevgili seyircilerimiz, denilebilir ki hacca giden insan sayısı belli. Evet. Siz ne için bu konuyu gündeme getirdiniz? Ama bu konu sadece hacca gidenleri ilgilendirmez, hacca gitmeyenleri de ilgilendirir. Yani gönlünden keşke ben de gitseydim arzusunu geçiren, belki de gitmiş gibi sevap kazanır. Sonra Muhsin Bey, dilimizin Kabe ile ilgisi olduğu gibi ölümümüzün de ilgisi var. Ölümümüzün nasıl ilgisi var hocam? Ölümümüzün ilgisi, bakın Muhsin Bey, cenazeyi kabre koyunca, evet. Yani şöyle kalbi tam Kabe tarafına gelsin diye toprak yığarız. Evet, evet, evet. Sağına evet. Meyilli olarak yatırırız. Evet. Yani geleneğimiz böyle. Allah Allah. Niye? Kalbi Kabe tarafına gelsin. Normal şurada bir odada oturacağız. Her taraf bir. Orada da koltuklar var. Burada da nasıl tercih edeyim? Yani şurada iki tane bardak var. İkisinde de su var. Evet. Hangisini tercih edeyim? Bunun gibi böyle bir tercih durumunda kalınca mümkünse kıbleye yönelik yere oturmalıyım. Her yerde demek ki Kabe ile ilgimiz var. İrtibatımız var. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hak nasip etse de varsam, güzel Kabetullah sana, baku ben hayranın olsam, güzel Kabetullah sana, karadonun bürünür, arşla beraber görünür, sana varmayan yerinür, güzel Kabetullah sana.
Yani eskiden milletimiz ne zahmetlerle giderdi. Şimdi gitmek kolaylaştı ama bu sefer de İslam dünyası zenginleşti. Herkesin gözü orada. Yani şimdiki Muhsin Bey, umreler bile eski hacca döndü. Fevkalade izdiham kalabalık oluyor. Niye? Orada tabii bir Suudi Arabistan devleti var. Niye kapıyı açmıyor? Niye herkese gelin demiyor? Ama kutsal mekanların belli kapasitede insan alabilir. Yani 4 milyonluk yere siz 10 milyon nüfusu iletirseniz bu sefer yani insanların ölümüne sebebiyet vermiş olursunuz. O yüzden haklı olarak Suudi Arabistan devleti kontenjan uyguluyor. Ülkelere göre, bütün ülkelere kontenjan uyguluyor. Biz de buna uymak mecburiyetindeyiz. O yüzden bizim ülkemizde de kura sistemiyle müracaat edenler arasından tespit ediliyor ve hacca öyle gidiliyor. O yüzden biz bugünkü programımızda hayalen neler yapılıyor haçta bir kul olarak bunları şöyle bir yaşamış olalım. Hayal. Gönül kameralarımızı oraya çevirelim diyorsunuz. Gönül kameralarımızı çevirelim. Tabii geçmiş zaman olur ki hayali cihanı değer. Hayali bile güzeldir. Muhsin Bey. Mutlaka hocam. Yani hayali bile çok güzeldir. Evet. Bilindiği gibi Rabbimiz bakın sallallahu inne evvele beytun vuzu'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve huden lil âlemîn. Yeryüzüne ilk konulan, kurulan mabet Kabe'dir. İnsanlık için mübarektir ve mutluluk, hidayet sebebidir. Orada apaçık ayetler vardır. İbrahim makamı da bunlardan biridir. Oraya giren emin olur. Velillahi alennâsi haccul beyti men istedâ ileyhi sebîlâ. Onu ziyarete gücü yeten için Allah'a göre bir kulluk görevidir, bir borçtur. Ve men kefere, kim aldırış etmezse, nankörlük ederse, ne haccıymış derse, fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn. Allah alemlerden müstahnidir. Sizin ibadetinize ihtiyacı yoktur. Ya eyyühen nâsü entümül fukarâ'u ilallah. Hudutsuz ihtiyaçlarla siz Allah'a muhtaçsınız. Mevlana şunu anlatıyor. Bakın adamın biri hükümdar Bağdat'ta oturuyor. Onun ziyaretine gidiyor. Ama eli boşta gitmeyeyim diyor. Ve zannediyor ki onun memleketinde su yok. Böyle nisan yağmurlarından biriktirdiği kırık bir testi ile su götürüyor. Allah Allah. Tabii saf adamın hükümdar niyetini anlıyor. Testisini boşaltın, testisinin içine altın koyun ve adam giderken Dicle'nin üzerinden geçsin. Dicle de deniz gibi bir ırmak, biliyor musun? Görsün yani. Görüyor, evet. Görünce adam secdeye kapanıyor utancından. Yahu ben diyor bunun memleketinde su yok diye kırık bir testiyle su getirdim. Adam benimle alay mı ediyorsun böyle tozlu topraklı kırık testiyle sen hediye getirmişsin. Böyle hediye mi olur filan demedi ve benim hediyemi kabul etti. Altın verdi. Altın karşılığında da altınla karşılık verdi bana. Böyle bir mahcubiyet duyuyor. İşte bizim mali, bedeni ibadetlerimiz Allah'ın ihtiyacı yok. Ama bizim kusurlu, kesirli ibadetlerimize sanki tozlu topraklı testiyle götürdüğümüz suya altınla karşılık veren gibidir. Ve men kefera fe innallâhe ganiyyun al alemin. Kim eğer aldırış etmezse Allah alemlerden müstanidir. Efendim Kabe Hazreti Adem zamanında yapılmış, sonra yıkılmış. Tekrar Yüce Rabbimiz bakın Hazreti İbrahim bizim bu Urfa taraflarında yaşarken hadi diyor Rabbimiz emrediyor. Eşin Hacer'le birlikte Mekke'ye git. Yani nereye ya Rabbi bari şöyle iklimi güzel bir yere gönder beni değil.
emrin baş üstüne. Mekke'de değiller, başka bir yerdeler. Başka yerdeler, evet. Ama Rabbimiz emrediyor Hazreti İbrahim'e, eşin ve oğlun İsmail'le birlikte yürü. Emir geliyor. Yürü, peki itiraz yok. Ya Rabbi gönderiyorsun da bari şöyle iklimi güzel, bereketli, bol bir yere göndersen, öyle yok, itiraz yok. Mekke'ye gönderiyor. Mekke'de ne insan var, ne yiyecek var, ne ev var, ne bark taş var. Toprak. Aman ya Rabbi. Yani şimdi gelin perdeyi şöyle bir aralayalım da yüzyıllar sonrasına bakalım. Şimdilik Hazreti İbrahim'i gönderiyor. İbrahim, sen Kabe'yi yap, şehir kur, insanları topla. Bir gün olacak, senin neslinden son peygamber Hazreti Muhammed gelecek. O geldiğinde böyle şehir kuracak, bina yapacak, vakti olmayacak. O gönüller mimarı olacak. Sen bu hazırlıkları yap şimdilik İbrahim. Ama Hazreti İbrahim'in de işte şu bağlılığa bakın. Ya Rabbi son derece sıcak Mekke, dağların arası. Yani ben kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Kimse yok. Niye gönderiyorsun? İtiraz yok. Emrin başım üzerine ya Rabbi. Kabe'nin temelleri kalmış sadece. Oğlu İsmail'i ve eşi Hacer'i orada bırakıyor. Hazreti İbrahim gidiyor. İnsanlar yaşamıyor değil mi hocam? İnsan falan yok. Hiç kimse yok. Ama Kabe'nin temelleri duruyor Kabe'nin sadece. Kabe'nin temelleri var. Evet. Ve oraya bırakmış Hazreti Hacer'le İsmail'i gidiyor. Allah Allah. Ya İbrahim nereye? Cevap yok, gidiyor. Ya İbrahim nereye gidiyorsun? Yine cevap yok. Allahu emereke bihaza. Bu Allah'ın emri mi İbrahim? Sen bıraktın gidiyorsun bizi bu dağların arasına. Dönüyor, evet diyor. Öyleyse Allah bizi zayi etmez. Allah'ın emri buysa. Yani Hazreti Hacer'in şu tevekkülüne bakın. Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuh. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Hazreti İbrahim gidiyor şimdi. Gelin biz Hazreti Hacer'i seyredelim. İsmail'i yatırmış Kabe'nin önündeki bir yere. Ama kendisi de ana bu tabii ana. Testide biraz su var. O su bitince İsmail'e ne içirecek? İsmail'in hasretiyle ana yüreği yanıyor. Şimdi Kabe'nin önünde de iki tane tepecik var. Safa, Merve. Safa'dan ana heyecanla, Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya gidiyor. Tabii arada da bir şöyle, ya bir yani bir yırtıcı bir mahluk gelebilir çocuğun yanına diye arada da böyle bir bakıyor. Hatta bir ara entarilerinin eteklerini topluyor. Niye? Ayağıma dolaşmasın diye bir ana heyecanı. Benim böyle burayı kuru anlattığıma bakmayın. Bu kısmı sevgili Peygamberimiz anlatırken ağlayarak anlatıyor. Bir ananın evladına olan heyecanı, sevgisi, onu anlatırken sevgili Peygamberimiz ağlayarak anlatıyor. 4 defa gidiyor, 3 defa geliyor, 7. Ve Hazreti İsmail'in ayağının bulunduğu yerden Cibril kanadını vurunca zemzem fışkırıyor. Zemzem diyor. Hazreti Hacer geliyor. Ne demek? Dur, dur. Zem dur. Demek. Dur, dur. Heyecanla. Şaşırıyor yani. Bir bardak suya ihtiyaç varken öbek öbek fışkırıyor. Zemzem dur demekmiş öyle. Yani. Evet, önünü yani topluyor şöyle. Efendimiz burayı naklediyor. Hacer önünü çevirmeseydi denize kadar ulaşan bir Allah ırmak Allah olacaktı. Yani bu biraz önce bir ayet okudum. Evet, Allah Allah. Biraz önce bir ayet okudum. Fîhe âyâtün beyinât. Orada apaçık ayetler var. Makam-ı İbrahim. İbrahim makamı da bunlardan biridir. Yani siz orada gidince görürsünüz İbrahim Aleyhisselam'ın cam fanus içerisinde bakın yüzlerce yıldan beri ayak izleri muhafaza ediliyor. Onun anlamı ne? Kabe'yi yaparken asansör gibi, iskele gibi ihtiyaca göre indiriliyor, kaldırılıyor. Ve bugün bu hala orada yaşıyor bu.
Cam bir fanus içerisinde yaşıyorum. Zemzem de ma-ü zemzem lima şürübele. Zemzem hangi niyetle içersen ona göredir. Tavaf yaptıktan sonra bakın ayakta zemzem içeriz. Duası nedir? Efendimizin yaptığı dua. Allahümme inni eselke ilmen nafi'an ve rizkan vasi'an ve şifa'en min kulli da'in ve sakam. Ya Rabbi içtiğim bu zemzemi faydalı ilme, helal rızka, hastalıklardan şifaya vesile eyle ya Rabbi diye de duası vardır. Yani birkaç gün önce televizyonda baktım bu konuda ülkemizden değerli bir ilim adamı hakikaten zemzemin ayrı özelliklerinin oluşunu anlatıyordu. Evet. Hocam telefonumuz varmış. Tabii, müsaade tabii buyursanız efendim. Onu alacağım. Bu arada Yeşim İskender, günaydınlar, hayırlı cumalar. Hocam çok özledik, şükür kavuşturana demiş. Sağ olun. Selam efendim. Ediyorlar size. Allah dualarımızı, yaptığımız niyetleri kabul etsin demişler. Teşekkür Esra ederim. Gencay hanımefendi de Necmettin hocam sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız demiş. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun demiş. Mesajlarınızı ve sorularınızı iletmeye çalışacağım. Murat Yavuz sormuş. Levh-i Mahfuz'da insanların geçmiş ve gelecek halleri her şeyi yazılıysa insanların bu dünyadaki amellerinin amacı ne diye sormuş. Twitter'da tekrar döneriz, telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hocam ellerinden öpüyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Televizyonun Allah sesini kısalım lütfen. Televizyonun sesini kısın biraz. Tabii ki. Tamam. Tabii ki. Fadik Boğa İstanbul'dan arıyor. Buyurun. Evet. Hanımefendi. Hocam benim eşim 1,5 sene oldu vefat etti. Ben şimdi kurban keseceğim. Başınız sağ olsun. Tek başıma yaşlıyım, kesemiyorum. Onun hissesini bir hani hayır kurumuna versem olur mu? Benim sorum bu. Siz keseceksiniz değil mi? Evet, ben kendim keseceğim. Hem eşime hem kendime. İki iste karışacağım. İki iste karışamıyorum. Çünkü yaşlıyım, kimsem yoktur. Eşiminkini, eşimin hissesini bir hayır kurumuna versem, bir Kur'an kursuna versem olur mu? Benim sorum bu. Olur tabii, vekalet yoluyla kurban kesme meselesidir. Evet. Bulunduğunuz evet. yerdeki ilçe müftülüğüne varsanız, yani evet. ilçe müftülüğü size hem mahfuzunuzu da vererek ya kurban bedelini alır ama yurt içinde kestirmek ama yurt dışında kestirmek arzu ederseniz ona göre yani devletimizin nezaretinde bu işler oluyor. Yani devletimiz için, milletimiz için de itibar oluyor. Dünyanın çok evet. fakir ülkeleri vardır. Fakir ülkelerinde yani ben onun görgü şahidi, içinde yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Yani devletimiz müfettişler var, onları görevlendiriyor. Hadi arkadaş evet. seni Etiyopya'ya gönderdim. Sen şu kadar kurban kesecek ve etini dağıtıp geleceksin diyor. Yani bu devletimiz, milletimiz için de ayrıca bir itibar oluyor. Kurbanın da kesildiğinde hiç tereddüt edilmemeli. Yıllarca ben de ilgilendim bu konuyla da Musa evet. Bey, onun için söylüyorum. Evet, Kızılay'ımızda keza Allah öyle. Allah başımızdan kesmesin. Evet. Ellerinden öpüyorum. Yeni yayının hayırlı uğurlu olsun efendim. Diyorum. Hocam senden, benim babam da hocaydı ama hiçbir bilgi vermedi fakirlik yüzünden. Ne öğrendimse senden öğrendim. Allah senden razı olsun. Allah ne bizden, babanızdan hocam, da razı olsun. Hocam bir de duvan çoğu ihtiyacım var. Ne var? Dua istiyorum. Ha, dua istiyorsunuz. Dua evet, istiyorum. Dua istiyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Seni, çok Rabbim teşekkür ederim. Rabbim cennetinin en güzel yerine koysun. Amin. Rabbime amin. Size amin. Ne emanet güzel dua ediyorum. Ya. Ne güzel dua. Yani şu programın Rabbim ilk. Rabbim seni cennetin en güzel yerine koysun. Aman ya Rabbim. Allah Allah. Ne güzel Rabbim. Bir dua. Ya tabii. Amin diyelim. Yani inşallah. Hakikaten bu dua almak, dua etmek boş şey değil. Hep birbirimizin duacısı. Zaten en çabuk kabul olan dua da müminlerin kıyaben birbirine yaptığı. Şu işte o zaman demin dedik ya, cennet ülkeyi niye cehenneme çevirelim ya? Birbirimizin duacısı olmak dururken niye hasetçisi olalım? Niye bedduacısı olalım ya? Allah razı olsun. Efendim. Bir telefon daha var hocam, onu da alalım.
Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Ben Mardin Dabcası'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Mardin'e selam olsun. Buyurun sorunuzu duyalım. Şimdi ben sorun biraz uzun da yani kısaca anlatmak istiyorum. Kısaca alalım. Evet buyurun. Şimdi benim baldızım bir kızı yani birini seviyordu. Bunu da benim yengemi anlatmıştı. Evet. Sonra benim eşimin haberi oldu. İşte kız kardeşinin birini sevdiğinden. Evet. Bu sefer benim eşim de yengeme kızıyordu. Yani sen bunu biliyorsun da niye bana söylemiyorsun gibisinden. Bununla evde tartışma çıktı. Bu bir seneden fazladır biz aynı evdeyiz ama konuşmuyoruz. Kaynanama, kayınbabama gitmeme rağmen kendi kızlarına haklı çıkardılar. Ben de haklı çıkardılar. Evet. Şimdi ben diyorum ki bir seneden fazla biz görüşmüyoruz. Bizim nikahımız düşüyor mu düşmüyor mu ben onu öğrenmek istiyorum. Ya eşinizle siz bir yıldır görüşmüyorsunuz. Aynı evde olmanıza rağmen konuşmuyorsunuz. Evet. Allah Allah. Peki bunun sebebi de eşinizin kardeşi. Öyle mi? Evet. Benim baldızım birini seviyordu. Yani benim yengeme anlatmışım işte ben birini seviyorum diye. Tamam. Sonradan benim eşimin haberi oldu. Sonra bu sefer benimle tartışmaya başladı. İşte senin yengenin haberi vardı da niye bana söylemedi gibisinden. Ya bu şimdi yani küsürülecek bir konu mudur bu şimdi? Yani sizin yengenizin işte haberi var, eşinizin haberi yok diye yengenizden dolayı size eşiniz tavır alıyor ve size küsüyor. Bir yıldır da bundan dolayı konuşmuyorsunuz. Hocam şimdi evet, ben hatta kaynanamın, kayınbabamın yanına da gittim. Yani kaynanam diyor tamam o zaman kızım burada kalsın al şuralarını git. Ya yapmayın Allah aşkına dünyada o kadar çok sorunlar, büyük sıkıntılar, problemler var ki. Yani konuşalım yine de. Sizinki çok hafif kalır bunu söylemeye çalışıyorum ama reklamlardan sonra hatta kalın siz. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Evet yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Telefonumuz vardı. Tekrar merhaba diyelim Mardin'e. Hatta mısınız? Evet. Evet. Hocam soruyu duyduk. Bir kez özetleyelim doğru. Mi? Siz özetleseniz iyi olur. Evet. Şöyle bir durum var. Eşiyle bir yıldır görüşmüyor beyefendi. Küsmüşler, konuşmuyorlar aynı çatı altında. Peki nasıl anlaşıyorsunuz? Yani yemek yiyeceğinizde sofrada hiç mi konuşmuyorsunuz? Yani bir şey istemiyor musunuz? Kendi işlerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Eşiniz hizmetlerini aksatıyor mu? Nasıl oluyor? Yani kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Zaten çocuklarım da var. Yemek falan hazırlıyorlar. Çocuklar hazırlıyor yemekleri. Evet. Peki siz... Yalnız bunu da belirttiğim için, yani benim bir kardeşim var hasta. Eşinden ayrılmıştı. O da benim yanımda kalıyor. Çünkü bizim mesela anne baba yok bizim. Evet. Mecburen benim yanımda kalıyor. Çünkü çağrı hastası. Kendi evinde kaldığı zaman, bayıldığı zaman biz görmüyoruz. Allah göstermesin, bir şey olursa ben ondan çok korkuyordum. Özet olarak ben şöyle söyleyeyim tekrar. Baldızı ile ilgili bir durum var. Baldızı ile ilgili sorunu eşi diyor ki yengenin haberi var. Benim haberim yok kendi kız kardeşimle ilgili bu durumu. Yengen bana niye söylemedi bu durumu diyor. Ve bundan dolayı da eşine küsüyor. Bundan dolayı Muhsin Bey, beyefendi bak çok güzel adamdır. Yani bir çocuğu bak sar'a hastası, epilepsi hastası. Evet, geçmiş olsun. Bir yavru da evde yalnız yani başına kalır. Haksız olduğunu biliyor. Bu sefer kardeşimi mani etmeye başladı. İşte senin kardeşin burada dedi, ben kardeşine bakmak istemiyorum falan. Artık ben de kardeşimi aldım, eve getirdim. Artık yani ben kardeşimin yanında kalıyorum. Hulasa bir yıldır eşiyle konuşmadığından dolayı nikahlarına bir zarar gelmemiştir. Ama nikahın hikmeti nedir? Yüce Rabbimiz ayetinde ve ceale beynekum meveddeten ve rahme aranızda sevgi olsun, saygı olsun. Sevgi olur, saygı olursa bereket olur. Allah'ın rahmeti olur, yardımı olur. O yüzden yani bakın bayramın da gölgesi üzerimize düştü. Yapılacak iş bugünü yarına koymadan kucaklaşmaları lazım. Ya, eşiniz şu anda takip ediyor mu? Hocamızı dinliyor mu? Bizi izliyor mu eşiniz? Hayır, şu anda evde değil yani. Evde değil. Ama Efendimiz buyuruyor ki... Yalnız hocama bunu da belirttim. Ben babasının yanına gittim, konuştum. Bak hal mesele böyle, bir sene konuşmuyoruz.
gel aramıza gir. O da bana diyor ki sen çocuklarına babalık mı yapmışsın? Ben dedim ki ben çocuklarına babalık yapmam. Sen benim çocuklarıma baktın. Ben o 6 sene gurbete kaldım. Çalışayım ben. Hayatta çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim yani. Kaynanama söyledim. Kaynanam da bana diyor o zaman sen böyle diyorsan o zaman kızın gelsin de evde kalsın. Al çocuklarını git. Peki şunu sorayım ben size. Şimdi eşiniz anladığım kadarıyla siz bu durumdan memnun değilsiniz ki aradınız zaten hocamıza soruyorsunuz. Yani. Hiç memnun değilsiniz, hoşnut değilsiniz. Böyle bir şeyin yaşanmasını arzu etmiyorsunuz. Peki eşinizle konuşmaya çalıştığınızda eşiniz size ne diyor? Şimdi haksız olduğunu biliyor da bu sefer kardeşini mani etmeye başladı. İşte senin kardeşin, ben kardeşini istemiyorum. Benim nafakamı ver git. Beni polise tezgidi. İşte ben şikayet edeceğim, böyle yapacağım. Hmm. Yani bunlar anne babasına yüzer. Yoksa annesi babası buna bir kısa şey olmaz yani. Anne baba bir yüzer. Annesi babası da kız tarafında diyorsunuz. Evet evet. Annesi babasıyla da görüştüm. Evet. Kayınvalidelerle de görüştüm ama diyor onları da ikna edemedim diyor hocam. Çok şimdi yalnız. Esas sorusu buydu. Yani bizi bir yıldır konuşmuyoruz. Nikahımız düşmüş müdür diye sordu. Nikahları düşmemiştir ama yuvadan maksat, nikahtan maksat nedir? Dünyamızı da imar etmek, ahireti de imar etmek. Yazık oluyor yani, yazık oluyor. Yani vallahi hocam ben bir öğretmen gibi yani üçlü sefer aldım karşıma konuştum, çocuklarımla konuştum. Çocuklarım da bana tavır alıyor mesela. Çocuklarınız kaç yaşında? Çocuklarınız kaç yaşında? Çocuklarım biri 17, 16, 14 bir de 9 yaşında. 4 çocuk var. Evet. Evet Allah bağışlasın. Ya onlar da üzülüyordur şimdi çocuklar. Anne ile baba evde konuşmuyor hocam. Düşünebiliyor musunuz? Tabii yani. Haliyle. Şimdi onlar da daha çocuk sonuçta taraf olacaklar. Bir tarafı seçecekler. İster istemez onlar da etkilenecekler. Etkiler, evet. Ana ile baba arasındaki saygıyı, ahengi görecekler de onlar da hayrul halef olarak yetişecekler. Ama hocam ben çocuklarımı aldım 4-5 defa dışarı götürdüm, pastaneye götürdüm, konuştum, dedim bakın durum bundan ibarettir. Yani benim suçum yok falan. Ama şimdi neticede çocuk ben işe gidiyorum, sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Annesi Allah yerine yani, ne anlatıyorsa çocuğun beynine giriyor yani. Ya onlar da etkileniyor. Tabii. Ben sabah işe gidiyorum, çocukları annesine bırakıp şimdi gidiyorum diyor. Efendimiz buyuruyor ki iki kırgından, iki dargından önce hangisi selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Yani birisi özür dilediği halde öteki kabullenmezse günah olarak ona o yeter. Ya. Yani. Vallahi hocam zaten ben de Allah'a havale ettim. Yani ben Allah'a havale ettim. Yok öyle etme. Öyle etmeyelim. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki yani böyle kırgınlıklar olduğunda buna seyirci kalmayın. Örnek sevgili peygamberimiz ya peygamber efendimizin kızı ile güvesi arasında bir soğukluk oluyor. Peygamberimiz ne kadar güzel bir şekilde devreye giriyor. Geliyor sevgili peygamberimiz amcamın oğlu nerede diyor. Bak bak amcamın oğlu nerede? Yani ben ona ilgi duyuyorum, yakınlık duyuyorum. Hazreti Ali'yi soruyor, Hazreti Fatıma'dan. O da diyor, sözlerimiz karşılaştı, gitti, nereye gittiğini bilmem. Mescid-i Nebevi'ye gidiyor, sıcak iklim, yatmış kumların üzerine, terlemiş, kumlar yüzüne yapışmışlar. Kum ya evet turab, kalk topraklı, toprak babası, toprak yiğitliğin sembolü. Toprak babası demek ona bir paye oluyor. Hazreti Ali'nin çok beğendiği bir lakap oluyor bu ona. Ebu Turab, toprak babası. Nasıl kızımla aranızda böyle olur falan hiç yok. Onlar yok. Bitti, olay bitti. Tamam. Yani ne kadar yapıcı şekilde Allah'ın Resulü devreye giriyor ve bize örnek oluyor. Size nafile namazdan, nafile oruçtan daha üstün bir şeyi söyleyeyim mi? İki kişinin arasını bulmak. İki kişinin arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda bir dereceniz yükselir, ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Bakın Ayşe annemiz bir hayır yapmış. Yeğeni diyor ki, ya benim diyor teyzem, öyle yamalı başörtüsüyle otursun, bu şekilde de hayır yapsın. Ben bozarım bu hayrı, mani olurum ben bu hayra diyor.
Hazreti Ayşe de canı sıkılıyor. Ben böyle yiyen olmasın ya. İstemiyorum yani. Ben hayır yapmayı bilmiyormuşum da, yanlış yapmışım da, yeğenim buna mani oluyor. Konuşmayacağım vallahi böyle yeğenle. Hani bak Hazreti Ayşe gibi bir insan böyle diyor yeğeni için. Ama diğer sahabe de seyirci kalmıyor. Bir akşam vakti Hazreti Ayşe'nin yeğeni de aralarına alıyorlar, kapıyı çalıyorlar. Müminlerin annesi, ziyaret etmek istiyoruz, kabul eder misiniz? Ederim. Ama üç kişiyiz. Olsun tamam gelin. Varıyorlar. Hazreti Ayşe'nin yeğeni halasının eline sarılıyor. Ben Allah'a söz verdim. Ama tabii o sözü, o yemini bozup konuşması lazım. 40 köle azat ediyor ve yeğeniyle konuşuyor. Yeminine. Ama bak o iki sahabi de üzerine düşeni yapıyor. Bize ne demiyorlar. Bakın Kur'an'ımız ve in khiftum şikaka beynihima, gelinle güveynin arasının açılmasından endişe ederseniz, erkek tarafından bir akıllı adam, hanım tarafından akıllı adam, in yurida ıslahan yuvfikillahu beynihima, onlar durumu düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz birilerine gönderiyor, filan ailenin arası açılmış, gidin düzeltin de gelin. Geliyor onlar, efendim affedersiniz argo tabiriyle söyleyeyim, inek almıyor, dana emmiyor, bu iş olmaz. Hazreti Ömer diyor, Allah doğru söylüyor, siz yalan söylüyorsunuz. Gidin düzeltin de gelin hadi diye tekrar gönderiyor. O yüzden bakın bu yuvanın böyle olması hiç doğru olmaz. Evet. Evet, umarız tekrar siz konuşursunuz kayınvalideyle. Kayınpederle hocam dedi ya, birileri olursa, aracı olursa onların yardımcı yakışan o. Onlar olmazsa durumunda... Muhsin Bey, hani şöyle bir Karadeniz fıkralarını çok anlatırlar ya, şimdi Temel ile Fadime'nin arası açılıyor. Evet. Aynen Mardinli kardeşimizin dediği gibi günlerce aynı dairenin içinde birbirlerine kuş, ama böyle de olmuyor. Ya Temel gece vakti Fadime'nin kapısını dinliyor. Ne yapıyor Fadime acaba? Fadime de bu işten rahatsız. Ama hadi barışalım da denilemiyor. Şimdi Fadime namaz kılmış, dua ediyor. Ya Rabbi böyle olmuyor bu dairenin içinde. Ya Rabbi Hızır kulunu mu devreye girdirin? Neyi dersen şu Temel'i buraya getir ya Rabbi. Şimdi o da Temel de kapıyı dinledi ya. Şimdi Hızır baba yavaş ol, beni düşüreceksin. Yani Hızır aleyhisselam onu yitiyormuş gibi. Yani kapının arkasında. Kendi gidemiyor. Hızır götürüyor onu. Hızır baba yavaş ol, beni düşüreceksin diyor. Ve böylece barışıyorlar. Yani kendiler çözüm buluyorlar. Ya şimdi yani. Hocam bir yıl olmuş. Şimdi bu ya. Durumdan 20 yıldır yaklaşık evliler. 17 ya. Yaşında en büyük çocuk 17 yaşında herhalde. Yaklaşık 20 yıldır evliler. Şimdi... Hanımefendi de memnun değildir bu durumdan. Beyefendi zaten memnun tabii, değil aramış. Ya, ne gerek var değil. Ama bu sıkıntılara, bu üzüntülere, ya. Bu mutsuzluğa bir tabii. yıl boyunca ne gerek var? Ya bakın bayram geliyor, kurban keseceğiz. Ne diyeceğiz kurban keserken? İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Ya Rab. Böyle emrettin, emrin başın üzerine. Bir hayvanı, şu nitelikteki bir hayvanı boğazla dedin, onu rızan için boğazlıyorum. Canımı istesen canımı da verirdim. Malım, canım, yaşamam, ölümüm, alemlerin Rabbi senin içindir. Ya hem öyle diyorum hem böyle yapıyorum. Olur mu bu? Bakın olmaz. Şimdi bu hacca giden kardeşlerimiz mikattan itibaren lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrine hayranım, yoluna kurbanım. Her emrin başım üzerine ya Rabbi, her emrin başım üzerine. Hani hem böyle diyorum hem böyle de yapıyorum. Olmaz. Olur mu? Mardin Medeniyetler Merkezi bir yerdir Muhsin Bey. Mardin'de ikamet eden bu değerli kardeşimiz aklını başına alsın. Hanımefendi anlayış göstermiyorsa biraz önce Temel misalini mi yaşar, neyi derse ya devreye birileri bir Hızır girecek, bulsun diyorsunuz. Ya bir yani. Hızır, bir hızır bulsun. Öyle evet, peki ya, bir telefonumuz daha var. Alalım. Hoş geldiniz evet, yayınımıza. Evet. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Ya. Buyurun efendim. Hayır. İyi günler.
Teşekkürler. İyi, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Buyurun, duyuyoruz sizi. Ben hocam bir sorum vardı. Evet. Ben 2,5 aylık bebeğim vardı. Ondan sonra kalp atışları yoktu. Bütün doktorları gezdim. Ondan sonra alması gerekiyordu dediler bana. Ben de aldım ve onu alırken gömülmesi mi lazımdı? Bir de öbür dünyada görebilir miyim? Evet. 1,5 aylık mı dediniz? 2,5 aylık bebeğiniz. Evet. Doktorlar, kalp atışları yoktu. Kalp atışları kalp yok. Atışları... Doktorlar alınması gerekiyor dedi. Evet. Evet, ben çok doktor gezdim. Evet. Ondan sonra son çare alınması gerekiyordu söylediler. Sevgili... Ben de aldım. İşte onu aldıkları zaman gömmem gerekiyordu. Zaten gömmedim. Hep soru işareti kaldı kafamda. Bir de öbür dünyada görebilir miyim? Evet. Ne yapmam icap ederdi diye soruyor. Ben gömmedim diyor. Olsun ama biz artık hüsnü zan ederiz. Yani bizim insanımız 2,5 aylık insanımız Müslümandır. Hastanelerimizde çalışan insanlar da Allah'a karşı bu sorumluluğun farkındadırlar. Elbette onu gereken görevi yapmışlardır. Hanımefendi ondan kederlenmesin. İnşallah şefaatçi olacaktır kendisine. Görebilecek miyim diyor ahirette. Elbette hem görecek hem şefaatçi olacak inşallah. Evet. Öyle var mı başka sorunuz? Sağ olun, teşekkürler. Ben bir ricam daha vardı. Buyurun. Hocam bizlere bir dua edebilir miyim? Dua etsin. Biraz sıkıntımız var. Bize dua edebilir miyim? Ne sıkıntınız var? Eşimle biraz anlaşmazsınız. Eşinizle var. İlgili sıkıntılarınız var. Evet. Evet. Bize dua etse Allah rızası için. Evet. Efendim, evet. Hazreti Adem'le Hazreti Adem'le Havva annemiz arasındaki sevgi ve saygıyı, sevgili peygamberimizle Hatice annemiz arasındaki ülfet ve muhabbeti, Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma annemiz arasındaki sevgi ve saygıyı bu hanımefendinin ailesine de ve cümle seyircilerimizin ailelerine de Yüce Rabbimiz lütfeder. Amin diyelim biz de. Amin. Seyircilerimiz de, stüdyo evet. Konuklarımız da amin dediler. Hepimizin buna ihtiyacı var. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Elazığ'a selamlar. Bir telefon daha alacağız. Ama şu Twitter'da bir soru var, onu aktaralım hemen. Selda Kocaman sormuş. Hayırlı cumalar hocam diyor. Oje çıkarıp boy abdesti aldım. Sonra çok küçük bir yerde oje kaldığını gördüm diyor. Evet. Sonradan fark ettim. Abdestim geçerli olur mu, namazım geçersiz midir? Abdesti de geçerli, guslü de geçerli. Tamam. Geçerli. Tamam efendim. Hazır mı telefonumuz? Hoş geldiniz. Evet, Merve Hanım'ın bir sorusu var. Alacağım telefonu. Nedir bu kaynanalardan çektiğimiz diyor. Evet hocam, huysuz bir kayınvalidem var. Evet. Elimden geldiğince hizmetini yapıyorum. Fakat memnun kalmıyor kayınvalidem. Ben ne yapmalıyım? Tavsiyede bulunur musunuz diye soruyor. Her kulunun bir imtihanı olur. Kayınvalide memnun kalmıyor ama Allah memnun kalır. Benim imtihanım da bu kadın. Ben kocamla mutluyum. Kocamı seviyorum. Kocamın da dünyaya gelmesine sebep bu kadındır. Öyleyse ben bu kadının böyle ileri götürmeyeceğim, davranışlarından alınmayacağım. Ben buna saygıda kusur etmeyeceğim. Men lem yuvakkır kebirana ve lem yerham sahirana feleyse minna. Büyüğümüze saygı, küçüğümüze sevgi göstermeyen bizden değildir. Efendimiz böyle buyurmuş. Bu kadın benim büyüğümdür. Anne makamındadır. Kayınvalidemdir. Annemdir. Evlat annesinin kusuruna kalır mı? Kalmayacağım. Kusuruna kalmayacağım. Benim imtihanım bu. Beni de Allah cennete bu kadın yoluyla gönderecek. Böyle demek lazım. Yani. Evet. Peki. Telefonumuz hazır. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Ben Almanya'dan arıyorum. Hocam ben 2 hafta önce namaza başladım. Allah kabul eder inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Teşekkür ederim. İbrahim Bey. Yalnız işimden dolayı namazımı tam kılamıyorum. Acaba kıldığım namazlarım doğru mudur? Ben akşam 9 sabah 7'ye kadar çalışıyorum. Ve sabah namazlarımı tam zamanında kılamıyorum. Yani kazaya kaza yapıyorum. Kaza evet. Kılıyorum. Evet. Sünnetiyle beraber.
Ardından tabii dolayısıyla akşam işe başladığım için yatsı namazını da kılamıyorum. Onun da kazasını ve vitir vacibini kılıyorum. Hmm. Bu doğru mudur? Yani sabah ve yatsı namazlarını kılamıyorsunuz, kaza ediyorsunuz işinizden dolayı. Kaza ediyorum, evet. İşinizden dolayı. Yani normalde izinli evet. olduğunuzda kılıyorsunuz ama değil mi? İzinli günlerinizde kılıyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Normal izinli günlerimde 5 vakit namazımı kılıyorum tamam. İnşallah. İşle ilgili nedenlerden dolayı sabah ve yatsıyı kılamıyorum diyor. Eyyül amal ahabbu ilallah ya Resulallah. Allah'a karşı en sevgili iş nedir ey Allah'ın elçisi? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Sümme eyyü. Sonra hangisi ya Resulallah? Sümme birrul valideyn. Sonra anaya babaya iyilik. Sonra hangisi ya Resulallah? Allah yoluna malı ile canı ile hizmet etmek. Böyle buyuruyor. O yüzden yani imkan nispetinde inne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Allah namazı müminlere vakitlere göre farz kılmıştır. Yani en güzeli demek ki vakitlerinde kılmaktır. Yani bulunduğu yerde de Diyanet takvimi vardır kardeşimizin. O takvime bakarak belki de imsak vakti olduktan itibaren sabah namazını kılabilir. Sabah namazını kılabilir. Belki de imsak vakti giriyordur. Eğer imsak vakti girmişse sabah namazı nihayet 4 rekat kılacağımız bir namaz. Yani imkan nispetinde vakitlerinde kılmak değerli. Ama vakitlerinde kılamıyorsa bilahare kaza etmek suretiyle de yine de illa namazı kılmalı. Cevabı duydunuz ya, İbrahim bakın, Bey. Muhsin Bey, Rabbimiz feveylün lil musallin ellezine man salatihim sahun. Namazı bazen kılıp bazen kılmayana, kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana veil var. Yazık diyor Rabbimiz yani. Evet. Peki bir sorusu daha varmış İbrahim Bey'in. Evet efendim. Arkadaşlarım uyardı. Nedir ikinci sorunuz İbrahim Bey? Sabah uyumak gerekir mi yoksa böyle bir 10-15 dakika geç olsa? Tekrar eder misiniz? Sesinizi yeni duyduk. Tekrar edin lütfen. Diyorum ki örneğin öğle namazı. Diyorum ki diyelim biri 15 geçe evet. ve ben biri 15 geçe değil de bir 15 dakika yarım saat sonra kılıyorum. Bu kabul olur mu? Olur mu? Yani ikindiye gitme varmadan. Yani vakit girmiş oluyor. Yani vakit girdikten 10-15 dakika sonrasından bahsediyorsunuz siz. Tabii mesela. Evet. Tamam. Mesele yok orada. Problem yok. Öncesinde sıkıntı olur belki. Öncesinde sıkıntı olur. Vakit, yani vakit gelmeden olmaz. Vakit gelmeden olur. Vakit girdikten sonra. Yani bir sonraki namazın vaktine kadar. Bir sonraki namazın vaktine kadar. Aha tamam. Yani şimdi öğlen anladım, ezan okundu ederim. Diyelim. İkindinin vaktine kadar o sürede namaz öğleni kılabiliriz. Evet öğleni kılabiliriz. İkindiden sonra da akşama çok kadar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Var mı başka sorunuz? Ayrıldı mı? Ayrıldı efendim. Peki. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Başka bir şey soracaktı diyorsunuz. Evet. Hmm. Peki reklamlara gidecekmişiz. Kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra birlikteyiz sevgili izleyenler. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor. Bir telefonumuz daha var. Alalım. Hoş geldiniz. Yayınımıza hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Ömer Bey arıyor. Amasya bu kez. Evet hocam, Amasya. Ömer Bukuş ben hocam. Televizyonun sesini kısar mısınız Ömer Bey, rica edeyim. Tabii hocam, hemen kısıyorum hocam. Kıstım. Evet hocam, Nur Seçen hocama kurbanla ilgili bir soru soracaktım hocam. Kurbanla ilgili sorunuz var. Buyurun. Evet, benim oğlum İstanbul'da bana vekalet verdi. Kurban'da Amasya'ya gelecek. Yanıma birinci bayram günü akşam veya o gün yolanca çıkacak. Ben Amasya'da bunun kurbanını kesebilir miyim? Birinci bayram günü bayram namazdan çıktıktan sonra. Oğlunuz İstanbul'da. Evet. Size vekalet veriyor. Evet. Baba kurbanımı kes dedi size. Evet. Yanıma birinci bayram günü akşam işte evvelden sonra çıkacak. İstanbul'dan Amasya'ya gelecek. Ben kurbanımı kesebilir miyim? Oğlumun kurbanını burada veriyorum. Yani birinci bayramın akşamında da oğlu Amasya'da babasının yanında olacakmış. Gayet evet. Güzel. Gayet güzel efendim. Yani dediği gibi bayram namazını kıldıktan sonra kendi kurbanını evet. da keser, oğluna vekaleten kurbanını da keser. Peki hocam ikinci bayramda kesiyorlar. Oğlu geldikten sonra kesse, beraber kesseler. Olabilir. O da olabilir. O da olur. Evet.
O da olur da illa şart değil şart yani. Değil vekaleten diyorsunuz. Kesmesi caiz. Evet, caizdir diyor hocam. Bir sıkıntı, bir problem tamam, yok. Tamam, teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum hocam. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Kurbanla ilgili sorular da geliyor. Vaktimiz olursa o sorulara da döneriz. Bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayır. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Buyurun. Benim hocam, size de iyi cumalar. Teşekkür ederim. Bu arada duygulandım size bağlandığım için. Sağ olun efendim. Evet. Hocam size sorum şöyle. Benim kızım 8 aylık evli, 4 aydır benim yanımda. Eşi şiddet kullanmış. Onun için ayrılıyorlar. Eşine kullanmış. 8 aylık mı evliler? 8 aylık evliler, 4 aydır benim yanımda. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani daha hani derler ya, çok özür dilerim, canım cicim ayları derler ya böyle. Ya daha 8 aydır evliler, 4 aydır da annesinin yanında tekrar. Ya, evet. Sorun ne peki? Niye size geldi? Hocam işte bir aydan sonra şiddet kullanmış. Kızım kendi arasında halletmeye çalışmış ama en son dövdüğünde de bayağı bir artık ölüm derecesine getirmiş yani. Uzun boğazlamış, boğazlarını falan sıkmış. Oo. Evliliğin birinci yani ayından itibaren şiddet uygulamaya başladı. Hani hocam, çocuk yetim, öksüz diye biz verdik. Tüm eşyasını da biz yaptık. Yani uzun lafın kısası, biz kendi ellerimizle çocuğun düğününü yaptık. Evet. Peki. Hanımefendi. Hocam bir de şey, yani bu çocuğa ben verdim kızımı. Şimdilik suçluluk duygusu duyuyorum. Ya tabii bir anne olarak üzülüyorsun. Şimdi diyor ki hocam, çocuk kimsesizdi, öksüzdü, yetimdi, kimsesi yoktu. Dolayısıyla biz evlendirdik diyor. Yani biz kabul ettik çocuğu ne diyor. İyi, kızımızı iyi verdik diyor. Düğünü biz yaptık diyor. Tabii, ne ama iyi. Karşılığında da birinci ayından itibaren ya çocuk kızımıza şiddet uygulamaya başladı ya diyor. Peki hiç pişmanlık duyup gelip özür diledi mi sizden damadınız? Hocam, bir sefer geldi, o zamanlarda ben çok sinirliydim. Şimdi ağzımdan bir kötü laf çıkar dedim. Bu da dedim, yani hani kötü laf gerçi sahibine layıktır ama ben bunları söylemek istemiyorum dedim. Bugün giderse dedim, yarın bir daha gelir dedim. Ben de sakin bir şekilde alırım içeriye, konuşurum. Hı. Kızım da veya suç onda. Çünkü kızım biraz şey hocam, ayaklarının üstünde duran birisi, hani lafını sözünü bilir, namazlı abdestli, damadım da namazlı abdestli. Hani ne derler, yani gerçekten kızıma aşık olmadan ben aşık oldum çocuğa, çünkü çok namazlı abdestliydi. Ama şiddet uyguladı diyorsunuz. Ama şimdi şiddet uyguladı, bir de dövmeden önce zaten ben gelin olmadan bir ay önce gözlerinden ameliyat ettirdiydim. Peki, şimdi şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Ancak kızınızın bir bu konuda şeyi var mı? Suçu var mı? Yani niye kavga etmişler? Neden tartışmışlar? Hocam neden olduğunu şöyle, yani nedeni bazı özel konulara giriyor. İşte benim kızım aslında yani sevmeyi, sevilmeyi çok seven birisi. Evet. Bunun yanına uzandığı zaman iteklemiş. İşte yani bilmiyorum, yatağına çağırdığı zaman gelmemiş. Kim gelmemiş? Geldiyse de işte yani damat. Bazı özel konular hocam, anladım, aslında anladım. Oraları da. Anladım, anladım. Özel konulardan dolayı aralarında tartışma çıkıyor. Evet. Bu tartışmanın sonucunda da şiddet uyguluyor. Ama dediğiniz gibi Muhsin Bey, bir kere bu delikanlının şiddet uygulamaya asla hakkı yoktur. Yani bir delikanlı bana böyle sordu da Muhsin Bey. Dedi ki hocam, eşime suratına iki yumruk attım. O da dur dedim, dur. Senin kızın var mı? Kızı da varmış, küçük bir kızı var. Peki dedim, sen şimdi bu kızı bin bir zahmetle al bebek, gül bebek büyüdü. Üniversite bitirdi, evlenme çağına geldi. İyidir dediler, bir delikanlıyla evlendirdin. Öğrendin ki o delikanlı kızının suratına yumruk atıyor. Anlatmama daha ama hocam anladım dedi. Tamam. Tamam hocam anladım. Tamam. Sen bak, kendi kızına
elin oğlunun yumruk atmasını, hele yüze, ya yüze tokat vurmaya izin vermiyor Allah'ın Resulü. Sen nasıl yumruk atarsın? Bak, delikanlı dinlemeye tahammül edemedi. Hocam anladım. Anladım dedi. Anladım mesajı, anladım hocam. Yani o yüzden bu delikanlı oğlumuzun, hele bu öksüz kızı, ya emanettir sana ya. Sen kendi kızını bir düşün, bir empati yap yani. Bir empati yap ya. Evlendirdiğin daha ilk aylarında o sebepten bu, yani kız çocuğu çekinmiş olabilir. Anlayışla karşıla. Bir problem varsa tedavi imkanları vardır. Yani emanettir yol sana. Yol bu yol değil yani hocam. Yol bu yol değil yani. Şiddet yolu yol değildir. Ama hanımefendinin dediği gibi oğlumuzda da iyi vasıflar var. Kızımızda da güzel vasıflar var. Yani şu an hemen, vicdan azabı çekiyorum diyor. Ben istedim çünkü diyor. Yani hanımefendi vicdan azabı da çekmesin. Demek ki böyle olacakmış. Bir imtihan yaşayacaklar. Umarız ki hemen boşanma yoluna gitmeden. Yani zaten bu boşanmalar birinci yılla beşinci yıl arasında. Sonra sular akar araştırmalar durulur onu gösteriyor, değil mi? Ya. Evet. Biraz sabır ya, biraz sabır. Hiç sabrımız yok bizim bak. Trafikte sabır, beşeri münasebetlerde sabır. Ya şu dilini tut ne olur yani. Dilimi tutmuyorum. Yani makineli tüfek gibi boşandı. Ondan sonra da pişman oluyorum ama yok. Yani öyle, maalesef. Yani. Peki ne olacak şimdi hanımefendi? Yani ne düşünüyorsunuz? Ayrılmayı mı istiyor şimdi kızınız? Benim kızım 7 ay falan nişanlı durdu. Biz dedik ki hani biraz birbirinizi tanın, gezin, hani bir çay için, bir ne bileyim yemek yiyin diye biz aile olarak izin verdik, baba anne olarak. Evet. Çocuk bize şunu sundu. Ne mahrem, ben elimi tutamıyorum, ne mahrem, ben gözüme bakamıyorum. Biz de daha çok mutlu olduk. Hani bu bebek, bu babasız böyle yetişmiş. Yani biz gerçekten koynumuza sokacağımız geldi ama kızım bundan işte tabii ki biz ısrar edince zorundan çıkartmaya başladı. Biz çok ısrar ettik yani illa da bir dışarıya çıkın bir gezin falan diye. Evet. Anne bana tamam dedi, bana ne mahremlik diyor diye ama dedi dışarıda dedi başka kızlarla veya başka kadınlarla şakalaşıyor, merolaşıyor biliyor dedi. Yani en azından tamam ben nişanlısıyım ama bana da öyle davranabilir dedi ve benim kızıma hep haramlık selamlık araya koydu. Bir yere bizi gezmeye bilene götürse aile olarak, aile toplumundan bir yere gitsek ailece mesela oradaki kadınlarla işte selamlaşıyor, merhabalaşabiliyor veya onların halini hatırını soruyor ama nişanlısına gelince böyle bir şey kesinlikle yapmadı. Kız buna anne bunda bir şey yani bir sakatlık var anne bu çocukta dedi. Ya beni istemiyor ondan dedi ya bu haramlık helamlık değil bu dedi. Anladım yani nişanlılık döneminde kızınız bazı huylarından rahatsız oldu eşinin. Evet. Damadınızın. Evet, peki şimdi onlar yaşandı. Oldu. Onlar yaşandı geçti gitti evlendiler sonuç itibariyle. 8 aylık evliler 4 ay önce de kızınız size geri gelmiş. Peki şimdi ne olacak? Ne düşünüyorsunuz? Hocam biz yani tabii ki hocam demin nerede konuşmasında şunu söyledi. Hani büyükler araya girse de şöyle olsa böyle olsa diye. Oradan bir büyük bize geldi. Zaten biz elhamdülillah aklı başında insanlarız biz aile olarak. Yani çocuklarımı evet. da iyi yetiştirdiğimi düşünüyorum ben. Evet. Biz kabul ettik orayı. İşte dayıları geldi büyük olarak. Buyurun hoş geldiniz, sefa geldiniz dedim. İlkin benim kızımın suçunu bir bana din ki. Ben bir daha terbiye vereyim kızıma dedim. Oo. Onlar kızın suçu yok dediler. Ve oğlana sormuşlar. Biz bu gelinimizi istiyoruz, beğeniyoruz, geri getireceğiz. Ama sen bir daha şiddet kullanmayacaksın mı demişler. Oğlan söz verememiş. Biz de onun için geri şu anda göndermeyi istemiyoruz. Hocam ama şimdi boşanmaya vardı, dayıları mı geldi? Yani. Dayıları geliyor. Ya. Ondan sonra hanımefendi ne kadar güzel söylemiş. Demiş ki yani benim kızımın suçu ne? Ya. Eksiğini söyleyeyim ben tekrar terbiye edeyim ya. Kızımı demiş. Ne kadar ya. Olgunca bir yaklaşım. Kızını ya, bir yanlışı varsa ben söyleyeyim düzelteyim demiş. Hiçbir suçu yok demişler kız tarafı. Bir suçu yok. Şiddet kullanma demiş dayı tarafı çocuğa. O da söz veremem demiş. Öyle olmaz o zaman. Ne olacak şimdi? O zaman ayrılacaklar. O zaman ayrılacaklar. Evet. Tabii, hocamız öyle diyor. Yani şayet erkek damat tekrar şiddet uygulayacaksa bu evlilik zaten sürmez yani. Yazık öyle. Günah. Yazık günah.
Hocam bir de şöyle, dini nikahı düşecek mi bu ayrılık olursa? Mahkeme boşayınca dinen de boşanmış olacak. Evet. Tereddüt etmeyin. Tamam. Boşandıklarını zaten... Sağ olun. Bir de bir sorum daha var hocam. Evet. Kısaca alalım. Telefonlar var. Kısaca duyalım. Buyurun. Hocam ben anneme 12 yıl baktık, kız kardeşimle ben, inşallah Rabbim emeklerimizi inşallah ziyan etmez. Bir tane erkek kardeşimiz var, bakmadı. Dedi anne ben sana bakmayacağım dedi, annemin yüzüne böyle dedi. Biz de annemizi aldık geldik, 12 yıl baktık. Evet. Ama abime çok özlerdi, ona özlediği zamanları bize de ilenirdi. Abim gelmezdi, telefon etmezdi. Onu da çok özledi. Hatta ölürken bile onların resmine bakarak öldü. Ya. Aman yarabbim. Ya. Evlat sevgisi tabii yani sonuçta. Ya. Evlat sevgisi. Annem derdi, yavrum sizin ekmeğinizi yiyorum, sen merdivenler temizliyorsun, getiriyorsun, bana yediriyorsun derdi. Utanırdı, uzanamazdı suframıza. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun hocam. Yani bu ilenç bize geçerli mi hocam? Abim ama çok üzülürdü, bize ilenirdi. Yani abisinden dolayı ilenmekten kastınız beddua ederdi. Kötü değil mi? Tabii tabii. Evet, beddua ederdi diyorsunuz bize. Evet. Vallahi. Bize beddua ederdi diyor. Abime kızıp aslında abisine sitem ediyor ama. Siz kazandınız. Siz kazandınız. Ne güzel yani. Annemin bedduası geçmiş midir diye soruyor. Yok, kendileri için siz ondan katiyen endişe etmeyin. Anneniz öfkeyle bütün evlatları için ağzından laf çıkmış olsa bile sizin için geçerli değil. Siz bir saygıda kusur etmediniz. Başınıza tac ettiniz. Kadının derdine derman oldunuz. Ama maalesef ki kardeşiniz kaybetti. Yani anlattığın tablo... Bak şimdi ben... Abim de boş değil hocam. De abim de iman zaten. O bize çok koyuyor. Yani şimdi kadın oğlunun resmine bakarak can veriyor ya. Oğlu ne kadar taş kalpli biri ki. Yahu gel ya Allah aşkına ya. Gel şu kadının bir elini öp, duasını al ya. Hadi bak şimdi yok. Ayağını öpmek istesen fırsat yok. Gitti fırsat, gitti. Yani o yüzden ananın babanın, hanımefendinin duygulanışı bizi de etkiledi. Muhsin Bey yani. Peki. O yüzden kardeşimiz, hanım kardeşimiz yani anamın bedduasından dolayı mı diye bu evhama kapılmamalı. İnşallah öyle değildir. Anasının duasını almışlardır. Çok iyi yapmışlardır. Ellerine sağlık. Yani. Zaten bakmışlar. Ya 12 yıl getir. Her temiz beddua etti, ilendi. O bizi de ilgilendirir mi? Bu hassasiyete gerek yok. Peki. Öyle değil. Evet efendim. Tekrar başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun. Selam. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Çorum'dan arıyor izleyicimiz. Evet, buyur. Evet, Çorum'dan arıyorum hocam. Benim size bir sorum olacaktı hocam. Evet. Ben 15 yaşındayım ve bundan 5 yıl önce babam annemi haksız yere ve bizi ağlatarak bıraktı. Ve şimdi de ateist bir kadınla evlendi. Hocam sorum da şu olacak. Dinen bir Müslüman erkeğin ateist bir kadınla evlenmesi doğru mudur? Şimdi babayla görüşebiliyor musun peki? Yok hocam, ben çok kırıldım. Hakkımı helal etmiyorum ona ve görüşmek istemiyorum. Kaç yıldır babayı görmüyorsun? Arada görüyorum ama konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorsun. Arada görüyorsun ama konuşmak istemiyorsun. Evet, çünkü bize yani haksız yere bıraktı hocam bizi. Evet. Bize yapmadığı babalığı şimdi yeni çocukları oldu, onlara yapıyor ve ben bunun için görüşmek istemiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Hocam işte boşanmaların en büyük sıkıntılarından i̇şte birisi de çocuklara yansıması. Yani çok büyük problem. Şimdi çocuklar, şimdi bakın baba ile ilgili düşünceleri bu kızın.
Şimdi nasıl sağlıklı bir ilişki olacak? Baba kız ilişkisi ya da baba oğul ilişkisi nasıl olacak? Nasıl yürüyecek? Mümkün değil, yürümüyor. Çok nadir yürüyor yani. Yürümüyor evet. Şimdi bakın direkt karşı tarafı suçluyor. Yani bize göstermediği ilgiyi, alakayı şimdi evlendiği yeni çocuklarına gösteriyor diyor. Bunu söyleyen kız babası için söylüyor. Evet. Maalesef acı bir durum yani. Yine de görüşmenizde fayda var. Bakın ileride sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani bu yeri dolmaz. Baba, çünkü baba bir tanedir, anne bir tanedir. Bir kere kızımızın sorularına cevaba gelelim Muhsin Bey. Ateist bir hanımla evlenmek caiz değildir. Yani ehli kitaptan bir kadınla evlenmek caizdir de ateist birisiyle evlenmek caiz değildir. Orada kadın erkek fark etmiyor. Babasının yani yanlışı var. Bir, iki tabii. Bunları böyle bırakıp da evlatlarına sahip çıkmayıp öyle şehvetine, zevkine uyarak yeni dünyalar kurmaları onlar hiç hoş değil. Ama kızımız da ne olursa olsun o adam babasıdır. Yine babasına kendi saygıda kusur etmemeli. Kızımız öyle yapmalı. Bakarsın dediğin gibi hayatın ne olacağı bilinmez. Hiç belli olmaz. Evet, hayat öyle bu. Yani. Sonuç itibariyle baba bir tane, anne bir tane. Başka yok. Bu dünyada tek babamız, tek annemiz var. Doğru. Evet. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben saygıda asla kusur etmem. Sonuçta o benim babam, biliyorum. Ne güzel. Şu anda hocam ben hastanede yatıyorum ve sizi duydum, sesinizi. Onun için aramak istedim hocam. Sebebi de babam bu hastalıklarımızın. Kardeşim hastalandı, ben hastalandım. Çok üzüldüm. Geçmiş hocam. Olsun kardeşim. Arada... Neyin var? Neyin var? Neden hastanedesin? Hocam midemde, bağırsağımda mikrop çıktı ve kan değerlerim de çok yüksek çıktı. İlter oluşuyormuş herhalde bağırsaklarımda. Bundan dolayı hastanedesiniz şu anda. Ya. Evet. Sevgili kızımız bak. Duvarı nem öldürür, yedi kam öldürür. Keder var ya, keder yıkar. Siz çok kederlendiniz. Tabii bu işe çok kederlendiniz. Ondan sonra fizik bünye, idraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu sıkleti çekmez. Bu terazi bu ağır yükü tartmıyor. Bu beden bu kederleri kaldıramıyor. Gencecik kızımız bakın fizik bünyesinde rahatlıklar, rahatsızlıklar. Asıl nedir? Üzüntü, ümitsizlik, keder. İnsanın fizik bünyesinde de rahatsızlıklar meydana getiriyor. Babanın buna hakkı var mıydı Allah aşkına? Kendi bir mutluluk yaşayacağım diye bu kendi sulbünden gelen bu yavruların bu kadar streslenmesine yetkisi var mıydı? Buna hakkı var mıydı? Hiç vicdan azabı ya çekmez mi? Ama kızlarımız akıllı davransın da onlar bu kadar ümitsizliğe, bu kadar kedere, strese gerek yoktur. Babanızın haberi var mı şu anda hastanede olduğunuzdan? Var hocam. Var. Evet var. Evet, geldi mi peki? İlgilendi mi sizinle? İki gündür yatıyorum. Bugün geldi ve 5 dakika durmadı gitti. Evet. İki gündür hocam, hastanede yatıyorsun. Olur mu? Nasıl? Böyle babalık olur mu? Nafaklarımızı veriyor, ben size babalık yapıyorum, paranızı veriyorum, daha ne diyor. Zor zamanımızda bizim ihtiyacımız olduğumuzda yanımızda yoktu. Böyle babalık olur mu hocam sizce? İki gündür yatıyorum, daha dün, bugün dedi değil mi? Bugün mü dedi? Bugün. 5 dakika geldi gitti. Babalık parayla pulla değil, sevgiyledir. O sıcak sevgi paradan çok önemlidir ya. Evet. Şimdi tabii o babanın imtihanı, senin imtihanın da bu. Ne güzel söyledin Muhsin Bey. Dolayısıyla tamam. Hani sen vazifelerini yaparsın. Baba kaybetti. Baba kaybetmiş olsa bile sen kaybetme. Ama şimdi kızımız sağlığını korumalı değil mi? Elbette. Sağlığını koruması için bak aşırı üzüntü sağlığının gitmesine sebep oluyor. O yüzden. Allah şifalar versin. Çok üzme inşallah kardeşim. Değil. Yani. Allah şifalar versin. Annem kanser oldu. Kardeşim epilepsi hastası. Allah. Ben de böyle hastayım. Çok annen kanser. Hocam. Annen kanser oldu. Evet. O da mı hastanede şu anda? Oldu. Hastanede mi annen de şu anda? Yok hocam, hastanede yatmıyor da.
Tedavi oluyor da işte. Tedavi oluyor. Ama güzel kızımız bak hiç olmazsa sen ayakların üzerinde duracaksın ki sen annene, diğer kardeşine yardımcı olacaksın. Bak içlerinde en sağlıklısı sensin. Sen ayakların üzerinde durabilmelisin ki onlara anneliği sen yapacaksın ya. Büyük bir acıdır ya. Onlara yardımcı olacak kızımız. Hocam ben hiç belli etmemeye çalışıyorum anneme, kardeşime. Ama işte babamın yaptıkları aklıma gelince şimdi o kadına annemden daha çok değer veriyor. İşte o çocuklarından hani o çocuklarına bizden daha çok değer veriyor. Onlar aklıma geldikçe üzülüyorum. Tabii, canım benim ya. Tabii annesine sadık bir evlat. Allah'ım. Annesi yerine üzülüyor. Ama gel bu üzüntülerine mani ol, sağlığına kavuş ki ailenin direği olacaksın sen. Ötekilere de yardımcı olacaksın. Onun için ayağın üzerinde duruyor olmana ihtiyaç var ya. Yani. Allah şifalar versin annene, evet, kardeşine, sana inşallah. İnşallah hocam. Tez zamanda iyileşirsiniz, sağlığınıza kavuşursunuz inşallah. Allah kavuştursun inşallah. Allah razı olsun hocam, hakkınızı helal edin. Sağ ol, sağ ol güzel kızımız. Sağ ol. Peki, reklama gidelim. Kısa bir aramız var. Az sonra birlikteyiz sevgili izleyenler. Evet, yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor. Kanal 7'de yeni yayın dönemi Cuma sohbetleriyle başlamış oldu sevgili izleyenler. Bunu da hatırlatalım hemen. Hayırlara vesile olur inşallah. Tabii gelen telefonlar hakikaten bizi üzüyor, zaman zaman hüzünlendiriyor. Üzülmemek elde değil fakat arkasına gelen Twitter'daki mesajlar daha da çok üzüyor. Çünkü olayın boyutu demek ki bayağı bir vahim hocam. Bu eşler arasındaki kavgalar, sıkıntılar, ya, problemler bitmiyor. Mesela Gül Hanım demiş ki eşim beni çok küçümsüyor demiş. En küçük şeyde dövmeye kalkıyor. Ailesi de eşime destek oluyor. Erkektir yapar diyorlar diye yazmış. Tavsiye istiyor sizden. Sadece bir tane değil, böyle onlarca tweet geliyor. Bir başka izleyicimiz yine eşiyle ilgili sıkıntılarını aktarmış. Şiddet gördüğünü ifade etmiş. Hocam ne olacak bu aile içindeki? Muhsin Bey, bir erkeğin hanımına yapabileceği en büyük hakaret seni sevmiyorum demesi. Küçümsemesi. Veya küçümsemesi. Yani onu aşağılaması. Yani sevgili Peygamberimiz buna asla izin vermiyor. Biz ve Peygamberimiz davranışlarıyla de nasıl annelerimize nasıl saygı, değer vermiş, nasıl burcu burcu sevgi olmuş. Şimdi erkektir yapar, öyle bir şey yok. Erkektir yapar, öyle bir şey yok yani. Seda Hanım yine başka bir izleyicimiz demiş ki, hocam iki aydır eşimden ayrıyım, evlendim, evleneli. Şiddet, küfür, aşağılayıcı laflar söyleyip durdu eşim, daha fazla dayanamadım. İki aydır ayrıyım diyor. Buna benzer bir sürü mesaj var hocam. Ya. Ailede büyük bir sıkıntı var yani. Allah korusun, aile çökerse millet çöker. Ya milletin temeli aile. Aile sağlamsa millet sağlam. Aile çürükse millet çürük. Evet. Ailenin sağlam olabilmesi için iki temel unsur, karı koca arasında da sevgi, saygı, sabır ve sadakat olması icap eder. Sevgi, saygı. Ne kadar bol olursa mutluluk o kadar bol olur. Şunu unutuyoruz biz, biliyor musunuz? Sadece yani bu yuvadaki sevgi, saygı, birbirimize olan ihtiyacımız, yani dünya hayatı boyunca mıdır? Sonsuz cennet hayatı, ebedi hayat boyuncadır. Hem bu dünyada mutlu olmak, hem orada mutlu olabilmek için birbirimize değer vermek, saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Allah'ın emri bu, Peygamber'in kavli bu, ecdadımızın da geleneği bu. Ecdadımızın da geleneği bu. O yüzden sağlam, kutsal ailemiz vardı, kutsal. Ama dünyada aile bunalım içinde bize de girdi, sıkıntı bize maalesef de girdi. Ya bir ailede sıfır problem mümkün değil yani, mutlaka tartışmalar olur. Anlaşmazlıklar olur, sıkıntılar olur ama bu derece olmaması lazım. Yani eşlerin birbirini aşağılaması, birbirlerine küfretmeleri ve şiddet, bunların olmaması lazım.
asla yakışmaz. Müslüman ailesinde bunlar olmaz ya. Evet. Peki. Evet. Telefonlarımız hazır. Bir telefon daha alalım. Allah kolaylıklar versin, sabırlar versin. Hoş geldiniz. İyi günler beyefendi. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Kayseri arıyor. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Tabii ki. Şimdi benim annem vefat edeli 1,5 yıla yaklaştı. 31 Ocak'ta vefat etti anne. Başın sağ olsun. Benim annem, abim annemi çok döverdi. Annemin tarlaları için. Buyurun. Annem de babası 5,5 aylıkken vefat ediyor. Anneannemi kaynına veriyorlar eskinin geleneğine göre. Annem de amcam bana çok baktı. Ben malımı alamam diyor abime. Annem de ver malını yiyeceğim diye abim çok dövdü annemi. Velhasıl annem astım KOAH hastalığına yakalandı. Ve annemi biz hastanede kaybettik. Şöyle de bir durum oldu. Ben evlendim. Abim de evlendi. Doğal olarak abim hani evlenince karısının sözünü çok tutup bize daha çok zıtlaştı. Zaten kötüydü aramız. Biz abime, hani ben abime çok beddua ettim. Annemi dövdüğü için, ablama, diğer kardeşlerime şiddet gösterdiği için. Şimdi ne biz abimi reddettik, o da bizi reddetti. Evet. Bu beddualar için, hani ettiğim için bana günah mı? Haklı olduğum yerde. Böyle bir şey var. Bir de şimdi o evlendi. Alt üstte oturuyorlar. Babam yalnız. Bir kardeşim askerde. Şimdi ne babamın yanına geliyor, ne bir pişirdiği yemekten bir yemek kap götürüyor. Benim düğünüme bir hafta kalası bütün çeyizlerimi abim sokağa saçtı bizimle, yine kavga etti. Doğal olarak evlenince eşim de göndermiyor. Hani babama da gidemiyorum. Bunun bir günahı var mı? Anne dövüyor yani. Şimdi bunu aklın almayacağı şeyler var ya, hani ben bu kendimle ilgili olarak söylüyorum. Hani aklımın almayacağı şeylerden bir anneyi dövmek ya da babayı dövmek hocam. Ya. Bu bizim ne dinimizde, ne kültürümüzde, ne geleneğimizde, yani, ne insanlığımızda hiçbir yeri yok yani. Hiçbir şekilde yeri yok hocam. Aklı. Anneyi dövmek ya. Aklı, insafı, imanı olan insan nasıl eli kalkar ha? Başkasına da kalkmaz da. Hele ki anne. Babaya nasıl kalkar yani, değil mi? Hani anneme yaptığını bırakmazdı. Bıçakla odadan odaya kovalardı. Allah Allah. Çok döverdi yani annemi. Annem abime çok düşkündü ilk çocuğu diye. Ya özür dilerim, abinizin akıl sağlığı yerinde miydi? Bence değil. Yani akıl sağlığı yerinde olan birisinin yapacağı bir... Evlendikten sonra. Evet. Ben oraya gittim diye hani... Buraya gelme diye beni kovdu eşimin yanında ve orucun ilk günüydü. Biz oruç ağzımızla, o zaman da hani halk otobüsleri şeyde, iftar arasında ve biz 1,5 saat çarşıya babamın evinden yürüdük o oruç ağzımızla. Bizi herkese rezil etti. Yani şu anlattıklarınızdan sonra hani bana sorarsanız sonuç olarak abinizin akıl ve ruh sağlığı yerinde değil derim yani. Aynen, beni polise şikayet ediyor. Çıkıp gidecek buradan diyor. Ya babamın evi sonuçta, nasıl babamı reddedebilirim? 60-70 yaşında adam kim ona bakabilir? Kim bakacak ya da benden başka? Şimdi ne yapılacak? Şimdi asıl buraya gelmedi. Çok beddua ettik diyor hocam. Şimdi buraya yapılacak iş. Muhsin Bey, Rabbimiz bakın. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mü'minune leallekum tüflihun. Ey müminler, topyekun tevbekar olun ki mutluluğa erebilesiniz. Yapılan işlerin hepsi yanlış. Yani beddua da doğru değil. O delikanlının yaptığı hiç doğru değil. Ve şimdi bu hayatın böyle devam etmesi, taraflar birbirine öfkeli. Konuşmuyorlar. Konuşursa da illa hep şiddet içeren sözler konuşacaklar. Öyle değil ya. Durun kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak. Yani bundan mutluluk yok bu davranışlarda. Herkes egosunu tatmin ediyor, herkes aklına geleni söylüyor. Bunlar çıkmaz sokak bu. Gelin bir aklımızı başımıza alalım. Allah'ın emri ne? Peygamberin yolu ne?
bir tevbekar olalım ya. Bir, yani zararın neresinden dönülür sonrası kârdır. Bakın acele nerede Muhsin Bey? Ya nerelerde acele etmek ki? Vakti giren namazda acele etmeliymiş. Hazırlanan cenazede acele etmeli. Dengi bulunan kızda, günahtan tevbede ve hayır yapmada acele etmeliymiş. Günahtan tevbede. Yani bu günah Allah'a karşı günah, birbirimize karşı saygısızlığımız, ilgisizliğimiz, yanlış bu davranışlar. Bütün bunlardan tevbekar olmak gerekiyor. Hocam şimdi beddua etmek doğru değil ama insan dayanamıyor. Şimdi izleyicilerimiz burada, stüdyo konuklarımız dediler ki duyar duymaz beter olsun dediler. Yani tanımadıkları halde beter ya, olsun dediler. Yani gıyabında ya, dua beddua ettiler. Dayanmak, tahammül etmek mümkün değil böyle bir şey. Yani bu hakkı var da kullanmamak yani. Evet. Kullanmamak da. Gelin evet. Dua. Sohbetin şimdi buradaki stüdyo konuklarımız şunu merak ediyorlar hanımefendi. Peki eşine karşı nasıl abiniz? Eşine karşı da mı aynı davranıyor? Çok çok iyi eşine karşı. Ya buyurun. Eşine karşı gayet benim güzel. Ablam geldi. Hani benim düğünüm için annem olmadığı için sonuçta kız evisin. Teyze yapılır. Evet. Sonuçta bir ev kuracaksın. Hani baba verir, karşı aile verir. Yapılır yani bir şeyler. Evet. Hani ablam geldi. Olur olmadık lafları söyledi. O gitti. Hani dedi ki yemek getirmedi dedi. Yani eşine karşı bir problemi yok. Eşiyle arası güzel, eşiyle, arası iyi. Çok çok mutlu. Evet, evet. Hani, ama sizinle ilgili de böyle durumlar söz konusu. Peki ne yapsınlar hocam? Şimdi bu abiye mesafe mi koysunlar? Alttan mı alsınlar? Ne yapsınlar? Bunu düzeltmenin çaresi. Yani bu yanlış mı? Evet, yanlış. Düzeltmenin öyle, yolunu bulsunlar diyorsunuz. Tabii düzeltmenin evet. Yolunu mu? Delikanlı da aklını başına alsın. Yani Muhsin Bey görülüyor ki dini irşada ne kadar ihtiyaç var. Yani oğlumuz her şeyden evvel dini bilmiyor. Yani peygamberin öğretilerini bilmiyor, ahlakını bilmiyor, peygamber ahlakını bilmiyor. Bunlardan haberi yok. Hayat bu dünyadan ibarettir. Yaptığım da yanıma kalır. Hiç yaptığın hı hı. Yanına kalmaz. Şimdi onun ikinci çocuğu oldu. Hani bizle konuşmadığı halde. Hani iki çocuğuna da gittik. Eşim dedi ki olur abidir. Gidelim görelim çocuğu. Sonuçta yeğenin. Hani hediyemizi de aldık. Hani maksat hediye değil. Sonuçta hani bir şeyleri düzeltelim diye gidiyoruz. Ama yani gittiğimizde aramızda kâr değil zarar olarak kalıyor. Evet. Anlamıyor diyorsunuz yani. Abimiz biz ne yaparsak yapalım anlamıyor. Bizi anlamıyor. Yola aynen. Gelmeyecek diyorsunuz. Evet. Allah affetsin. Evet, Allah ikaz etsin. Abi. Affetsin, ıslah etsin. Evet. Yani bu şekilde dua edin. Eğer dua edecekseniz de beddua etmeyin diyor hocam. Doğru efendim. İslah için dua edin. Tabii. Tabii. Yola gelsin diye hayır öyle, dualar öyle, edin diyor öyle hocam. Efendim. Peki. Bir telefon daha alacağız. Kayseri'ye selamlar. Ne hayatlar var, ne acılar var değil mi? Yaşamımızda. Evet. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Gaziantep arıyor bu kez. Teşekkürler. Buyurun. Evet hocam. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Ya ben 2012'de trafik kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Engelliyim. Ya benim bir kız arkadaşım var. Yanıma gidip geliyor yani. Kalma değil. Yanıma gidip geliyor. Biz ileride evlenmeyi düşünüyoruz. Ama şu an durumum evliliğe elverişli değil. Evet. Kendisinin annesi başka birisiyle evlendi. Babası 5 yaşında bırakıp gitti. Yani durum öyle, kendisi teyzesi gilde kalıyor. Biz bu şekilde dini nikahlıysak uygun olur mu hocam? Evet. Şimdi dini nikah kıyınca artık her şey helal hale gelir. Eğer yani nikahlanılmış olur. Niye resmi nikahı niye düşünmüyoruz? Hocam resmi nikahı şu an yani durumum uygun değil. Ben hala hastane tedavi görüyorum. Şimdi öyle olunca gel evle uygun hale gelmenizi bekleyelim. Bak ülkemizde bir mevzuat var.
o mevzuat diyor ki önce resmi nikah sonra dini nikah diyor. Ve bu da birçok tecrübelerden doğmuştur. Öyle olunca gel onu bekleyelim. Yani resmi nikah olmadan dini nikah kıyalım dememiz doğru değildir. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah şifa versin. Teşekkürler. Efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam, Doğan Ahmet demiş ki veda hutbesinden bir ses yükseldi. Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Ya ne güzel. Aferin. Zaten biraz sonra programımızın ilerleyen İnşallah. Kısımlarında gelecek İnşallah. O. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Duyabiliyor musunuz bizi? Evet. Biz de sizi duyuyoruz. Buyurun. Evet. Evet. Buyurun. Siz buyurun, hoş geldiniz Cuma sohbetlerine. Buyurun. Hoş bulduk. Yayındasınız şu anda. Canlı yayındasınız. Evet. Buyurun. Ha. Evet. Sorumu? Nereden arıyorsunuz teyzeciğim? Kadirli'den arıyorum. Kadirli, evet. Kadirli'den, buyurun. Buyurun. Hocam, evlatlarım bana aziyet ediyor. Ya... Aziyet ediyor. Ben de hakkımı halal etmiyorum. İhsan ediyorum. Günaha giriyorum. Kaç evladınız var teyzeciğim? 6 tane. 6 tane evladınız var. Hepsi mi eziyet ediyor evet. size? Oğlanlar 3 kat üstüne. Alt katta benim. Evliler evleri ayranla bana olmadık. Aziyet ediyorlar. Allah Allah. Ne diyorlar ben size? Ne yapıyorlar? Ben diyorum hakkımı halal etme, manyalık hakkımı arasa diyor. 6 tane evlat. Kaç yaşındasınız? 65 yaşındayım. 65 yaşındasınız. Benim 40 fakat bir kadının maliyle bir zeyimden para alıyorum. Diyor ki sen o parayı al, benim çocuklarıma verin diyor. Allah. Bana olmadık aziyet ediyor hocam. Evet hocam... Belimden mi dedi rahatsızdı? Evet. Belim sakat, belimde plakı var. Bilmesin, yarım mesele. Devlet bu yardım alıyorsunuz, anladım. Gariden, bir de zeka özürlü oğlum var, onu yine kalayım. Bana olmadı gazilik ediyorlar hocam. Ben de hakkımı halal etmiyorum. İnsan ediyorum, günaha giriyorum mu? Devlet yardım alıyor herhalde. O ya. Aldığı yardımı da çocuklar bize verdiler. Beyim, ben maliyle emekliyim. Evet. O ayı al diyor, benim çocuklarım ayır diyor, kendiler 3'er 4'er milyar ayı alıyorlar. O parayı al, benim çocuklarıma dersen yeterince biriktirdin, parayı ne edeceğim? Allah Allah. Yani onların bana size bakması gerekirken... Bana ver diyor hocam. Evet, halbuki onlara yakışan devletimiz anamıza yardım ediyor. Hatta biz bundan arlanmalıyız. 6 çocuk. 6 tane evlat. 6 çocuk. Biz bakmıyoruz da yemeyip yediren, uyumayıp uyutan, saçlarını yolumuza süpürge eden kadına biz bakmıyoruz da devletimiz bakıyor. Utanmak yakışır bize demeleri gerekirken böyle demiyor. Hatta kadının elindeki paraya göz dikiyor. Buna kadar aşağılık. Yani muhterem kardeşimiz, sen beddua etmede haklısın ama senin bedduan onları mahveder. Onların dünyasını hocam, da ahiretini de yıkar. Evlerine çıkmıyorum. Her üst üstüne 3 kat ya. Alt katta oturuyorum. Ama daha yetmedi. Gaziyet bulmuyorlar hocam. Sen anasın. Anaya büyüklük yakışır. Senin bedduan onların dünyasını da yıkar. Ahiretini de yıkar. O yüzden gel sen sabırlı ol. Onlar sana ediyor ama sen onlara etme gel. Depresyon geçiriyor hocam. Sinir hastasıyım. Ya sinir hastası. Evet. Ama olmadı gaziyet ediyor. Yok, yok diyeden gelmiyorum. Ağzını yedem alsam gelmiyorum. Yok diyeden bir şey çıkarıp bana aziyet ediyorlar. Şimdi eşiniz de vefat etti. Size kim bakıyor peki? Yalnız mı kalıyorsunuz? Bana şimdi hocamın maliyle emeklisini alıyorum ben. Onunla idare ediyorum hocam. Kim bakıyor size? Kim yardımcı oluyor? Komşular mı yardımcı oluyor? Kimse yardım etmiyor hocam. Kimse kendi kendimle uğraşıyorum. Evet. Kızlar da mı yardımcı olmuyor size? Kızlarınız? Hayır. Her 3 tane
kızım, üç oğlum, küçük oğlum yanımda. Bekar zekar özürlü o da. Evet, küçük oğlu da rahatsızmış hocam. Evet. Küçük oğluna bakıyor bir de yani. Doğru. Ya bir evet. de ona bakıyor. Bir de ona bakıyor. Rabbimiz yardımcısı olsun ama beddua etmese bak, devletimize dua etsin, milletimize dua etsin. Bu gönlü kırık. Ene inde münkesiretil kulub. Ben gönlü kırık insanların yanındayım. Yani günaha giriyor mu? Bana yaptığınızı aziyet diyorum. Allah evlatlarınızda size yoksun diyorum. Canım yanıyor. Yok gel Allah öyle Allah. Deme. Öyle deme yani. Öyle deme. Bak sen anasın. Ananın bedduası hiç reddolunmaz. Siz de evlatlarınızdan görün mü diyormuş? He. Öyle mi dua ediyormuş? Siz de evlatlarınızdan görün diye. Evet. Evet. Siz bana zulmediyorsunuz. Evlatlar da size zulmetsin. Evlatlarınız da size zulmetsin. Yani Muhsin Bey birisi... O çocukları bile yetmedi koymuyor. Yetmem bu. Bakın, nene, babaannenize böyle aziyet etmem. Hocam böyle yemiyorum. Beddua etse geçer değil mi? Tabii tabii. Gurbette bak. Bir hocamızı dinleyelim. Evet. Zeynep teyze. Gurbette bir delikanlı bana şunu söyledi. Hocam dedi, memlekette babam bana dedi ki oğlum ekmek tavşan sen tazı yetemeyesin dedi hocam. Hocam para kazanıyorum, pul kazanıyorum ama hiç bereketini görmüyorum. Aynen babamın dediği gibi ekmek, tavşan, ben tazı yetemiyorum ekmeğin arkasından. Kim bağırdı? Niye? Telefondan babam mı geldi o ses? Kim bağırdı size teyze? Bağıran olmadı hocam. Oradan bağırışlar duyuyoruz. Geliyor herhalde ses, bağıran tamam, olmadı. Yani, tamam, size bağırmıyorlar değil mi? Yok, hayır. Ha, tamam. Tamam. Evet, evet hocam. Doğru. Oldu. Teşekkürler ediyorum hocam. Peki. Sağ peki. olun efendim. Allah, Allah sabırlar versin. Tamam efendim. Beddua değil dua inşallah. Heh. Doğru efendim. Evet. Gonca Hanım'ın bir sorusu var. Babamın adağı var. Kesmese herhangi bir kuruma bağışlasa adağı kabul olur mu diye sormuş. Efendim illa kurbanın kurban adamışsak, gücümüz de yetiyorsa onu biz kendimize vacip kılmışızdır. Yani verdiğimiz yerin de kurban olarak kesmesi icap eder. Yoksa bize yardım etti, biz bunu hayır olarak kullanalım demesi doğru değil. İlla kurbanın kesilmesi gerekir. Evet. Hocam eşler birlikte kurban kesmeli midirler? Yani ayrı ayrı mı kesmek zorunda yoksa tek kurban geçerli olur mu diye soruyoruz. Şayet ikisi de ayrı ayrı mükellef ise ikisinin de kesmesi icap eder. Evet. Evet, borçlu olanlar kurban kesebilir mi? Borçlu olan kurban kesme mecburiyetinde değildir. Ama kesmek isterse nafile olarak da keser. Kurbanla ilgili sorular var. Bunları önümüzdeki hafta inşallah daha ayrıntılı bir şekilde ele alırız. Unutmuş değilim. Çok da mesaj var. Hepsine de soramıyorum. Vaktimiz de yeterli olmayacak. Konumuz da kalıyor çünkü. Biraz da konumuza dönelim. Konumuza dönelim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da kalmıştık. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Mekke'ye git diyor Cenab-ı Hak. Mekke'ye gidiyor. Kimse yok Mekke'de. Taş toprak. Doğru. Ve eşini ve Hazreti İsmail'i orada bıraktı, bırakıyor. Gidiyor. Ve ayrılıyor Allah'ın emriyle. Gidiyor. Nereye gidiyor hocam? Biraz ileriye gidince Seniyyetül Veda denilen mevkiye varınca tekrar Kabe'ye doğru dönüyor. Kabe'nin temelleri var. Ve bir dua yapıyor. O dua Kur'an'da mevcut. Bakın. Hazreti İbrahim'in duası. Hazreti İbrahim'in duası. Yani bunu Muhsin Bey, yani merhum o Mısırlı Hafız Abdussamed hayattaydı. Arafat'a çıkılacak gün, o yıllarda böyle bir şey vardı. Yani Harem-i Şerif'in hoparlörleri de fevkalade güzel. Evet. Oradan bu ayetleri okumuştu. Abdussamed. Abdussamed. Unutamadığım bir hatıra. Yani bir de o ayetler. Aynı yıl haçtan sonra Medine'ye döndüğümüzde de böyle mehtaplı bir gece yatsı namazından sonra merhum Abdussamed Hucurat suresi, yani edeple, erkanla, saygıyla, sevgiyle ilgili ayetleri okumuştu. Mübarek ya hocam. Yani haçta unutamadığım hatıra olmuştu. Bakın Rabbena inni eskentu min zürriyeti biwadin gayri zi zer'in ande beytikel muharram. Ya Rab, şerefli Kabe'nin temelleri yanında eşimi ve çocuğumu bıraktım, gidiyorum. Sana emanet ettim. Rabbena li yuqimus salah,
Ya Rabbi bunların namaz kılmaları için fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. Bunları yalnız bırakma. İnsanların gönüllerini bağla. Demirin mıknatısa çekildiği gibi insanların gönüllerini buraya bağla, çekilip gelsinler. Ve o anda peygamber duası derhal kabul oluyor. Cürhüm diye bir kabile geliyor. Onlardan işte vakit geçecek, bir kızla Hazreti İsmail evlenecek. Verzukuhum, ya Rabbi bunlara rızıklar ver. Mineththemerati leallehum yeşkurun. Bunlar da sana şükretsinler. Namazlarını kılsınlar, sana şükretsinler. Peygamber duası, bakın Suudi Arabistan'ın toprağının altında petrol, toprağının içinde altın, toprağının üstünde Kabe, müminlerin iman kıblesi, münkirlerin altın ve petrol kıblesi haline gelmiş. Hocam çok tekrar eder misiniz ya, onu? Çok güzel, aynen, örnek verdiniz. Yani inananlar için Hazreti İbrahim'in duası ile Rabbimiz demek ki Suudi Arabistan'ın toprağının altına petrol denizini koymuş. Evet. Toprağının içine altın koymuş. Toprağın üstüne Kabe'yi koymuş. Müminlerin iman kıblesi, münkirlerin altın ve petrol kıblesi ya, haline gelmiştir. İnanan ve inanmayanların bir peygamber, evet, duası. Sonra bakın Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin. Ya Rabbi, açıkladığımızı, gizlediğimizi bilirsin. Ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis sema. Yerde gökte hiçbir şey sana gizli değildir ya Rab. Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak. Şu ihtiyar yaşımda bana İsmail ve İshak gibi iki evlat verdin. Sana hamdolsun. İnne Rabbi ile semî'ud dua. Rabbim duayı işiten Mevla'dır. Daha neler istiyor bakın. Rabbi cealni mukîmes salât ve min zürriyeti. Ya Rabbi, beni ve evladımı namaz kılanlardan eyle. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rab, duamızı kabul eyle. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hesab. Ya Rab, hesap gününde beni, anamı, babamı, bütün müminleri bağışla. Ve iz yerfahu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail beraber tekrar döndü Hazreti İbrahim. Kabe'yi yapıyorlar. Yani Kabe'yi yaparken oğlu İsmail'i yanında bulunduruyor. Bize mesaj. Değerli konuklarımız, hemen kabri şurada bulunduğumuz yere yakın yerde bulunan merhum Necip Fazıl der ki, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Yapmak zor, yıkmak kolay. Hani merhum Akif der ki, Süleymaniye Camii'ni yıkmak için iki tane ırgadın eline balyozu ver, kubbeyi akşama yere indirirler. Ama Süleymaniye'yi yeniden yapayım dersen, bir Kanuni Sultan Süleyman lazım, ya, bir de Sinan lazım. Yapmak çok zor. Bakın Muhsin Bey, geçenlerde iki hanım bana şöyle dert yanıyor. Birisi diyor ki, eşim hasta, çalışamıyor. Oğlum madde bağımlısı oldu. Ve şimdi diyorlar ki, arkadaşları diyor ki, sen bize gel, bizimle beraber ol. Sana araba vereceğiz, sana şu paraları vereceğiz. Oğlum şu anda adam olmaktan çıktı. Tamamen uyuşturucuya kendini kaptırdı. Baba çalışmıyor. Peki ben kadın olarak, oğlum sen otur, ben kazanayım sen ye. Ben kazanıyorum, oğlan yiyor. Ve evden de dışarıya bırakmıyorum. Gitse
büsbütün elden çıkacak diyor. Şu işe bakın yani, şu işe bak. Bir diğeri de şöyle dert yanıyor. Oğlum diyor 80 liraya araba kiralamış, şımarık oğlan. Yanına da arkadaşını almış. Öyle hızlı sürüyor, araba takla atıyor. Hem araba hurda oldu, hem o yanına aldığı 16 yaşındaki oğlan öldü. Ve bu da tabii cezaevine konuldu. Ve tabii bir hayli fatura. Şimdi araba gitti, elin çocuğu gitti, 16 yaşında oğlan. Bundan dolayı da bir takım tazminatlar, mahkemeler, avukat masrafları, şunlara bakın yani. Şu ana baba mutluluk duyacak mı, huzur bulacak mı? Yani bütün bunların temelinde Muhsin Bey İslam edebini vermemiş olmak yatıyor. Evet. Hocam devam edeceğiz. Tamam, sözünüzü balla kesmiş olalım. Kısa bir aramız var sevgili izleyenler. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor. Reklam arasında tabii ben mesajlara da bakıyorum sevgili izleyenler. Gerek Twitter'dan gelen mesajlar, gerek bana özelden gelen mesajlar. İzleyicilerimiz 15 yaşında hastaneden bizi arayan o genç kardeşimize çok üzülmüş. Evet. Çünkü hatırlayalım hemen, anne baba boşanmış. Doğru. Ondan sonra baba tekrar kendisinin ifadesi ateist bir hanımla evleniyor. Babam bizle ilgilenmiyor. Biz de hasta olduk diyor. Yani bu baba özlemi, yaşanan sıkıntılar, sorunlar, hasta olmuş. Hastaneden bizi aradı. Annesi kanser, kardeşi de hasta aynı şekilde. Sağ olsun seyircilerimiz de çok duyarlı. Ya. Maddi manevi yardımcı olalım. Çok üzüldük diyorlar bu kardeşimize. Yani Muhsin Bey hakikaten. Bu yardımlaşma örneği çok güzel. Bu duyarlılığı gösterenleri tebrik etmek. İşte milletimiz bu işte. Milletimiz bu. Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar. Milletimizde bu duyarlılık vardır. Bakın Suriye komşumuzun başına sıkıntı geldi. Milletimiz ensar rolünü kabullendi. Yani 2 milyon civarında insan. Evet. Bunların her türlü ihtiyaçları karşılandı. Ne arıyorsunuz burada? Çıkın, kapıları kapama gibi bir yola gitmedik. Devlet olarak, millet olarak bu insanlara kapılarımızı açtık. Ama bugünlerde dünyanın gündeminde bir 3 yaşındaki yavrunun cesedinin sahile vurmuş olması taş kalpleri biraz ürpertti herhalde. Büsbütün insanlık silinmemiş. Yani onlar da biraz insafa, vicdana gelmeye başladılar. Ya bize de düşen bir görev yok mu? Yani bu ateşi söndürelim, bu yangını söndürelim, bu insanlara yardım elimizi uzatalım diye umarız ki bu ailen bebeğin cesedi mesaj verir onlara, ders verir. İnşallah. Evet. İnşallah. Peki telefonla devam edelim. Bir telefon daha alacağız. Bu hassasiyetten dolayı tüm izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bunu da belirtelim. Halbuki biz yani herhangi bir yardım istemedik. Evet. Ama buna rağmen çok etkilenmişler. Evet, doğru efendim. O genç kardeşimizin, 15 yaşındaki kardeşimizin anlattıkları yürekleri burkmuş. Doğru efendim. Çok etkilenmişler. Onlara da teşekkür ediyoruz hassasiyetlerinden dolayı. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı. Buyurun. Hayırlı cumalar Muhsin Bey. Hayırlı cumalar hocama da. Sağ olun. Ben sizi Balıkesir'den arıyorum. Hocam aslında bize Balıkesir'e ziyarete gelmiş, gelecekti ama olmadı. Olmadı. Hatırlarsa eğer. Balıkesir'e gelecekti, olmadı diyor. Ya doğru ya. Hatırlıyorum ben de sanki öyle bir şey. Hatırladım ya. Yani, bir engel çıkmıştı galiba. Bu engel göz göre göre ben uçakla şu kapı bir denildi. Evet. O kapıda evet bekliyorum. Meğer diğer kapıdan alınmış. Kapı değişmiş. Siz de gidemediniz nasıl Balıkesir'e. Nasıl ben de farkına varmamışım. Halbuki çok derken vardım ama. Ama vardır bir hayır vardır. Değilmiş. Vardır onda da var, bir hayır var hocam. Bir hayır, evet. Evet. Balıkesir'e selam vardır olsun. Buyurun efendim. Sağ olun. Ben aslında hocama hiç aklıma gelmezdi böyle bir soruyla soru soracağım. Başka sorularım vardı. Hep o arzuyla Balıkesir'de konferansa da gitmek istedim ama nasip olmadı. Evet, evet. Şimdi evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz 4 kardeşiz hocam. Benim ailem başka bir şehirde yaşıyor. Evet. Ben çocukluğumdan beri çok böyle iyi bir nasıl söyleyeyim. Annem babam çok huzurlu bir ortamda büyümedik biz. Evet. Ama Allah'a şükürler olsun hepimizin de evliliği güzel, bir sıkıntı yok. Ne güzel. Fakat annemiz biraz problemli.
hani hiçbir zaman çocukların arasına böyle bir nifak soktu. Bizim birlikte olmamızdan bile rahatsızlık duydu. Özellikle ben onun ilk çocuğuyum. Benimle böyle bir sürü, hani onu bir şekilde biz mutlu edemedik. Evet. Ayrımcılık da çok yaptı, maddi manevi. Ama ben bunların hepsine bir kalem çekip yine de olsun, hadi bu da böyle olsun, benim zaten ihtiyacım yok, sorun değil, hep sorun değil, önemli değil. Sonra baktım işin ucu çok farklı yerlere gidiyor. Psikiyatriye falan götürdüm kendisini. Evet. İki tane doktor. Doktor bey de bana tamamen fıtratından alakalı, hani bir sağlık problemi yok deyince, artık ben de bazı şeyler için çocuklarım adına, eşim adına baktım, evde de huzursuzluk yaşıyorum, gönül koymaya başladım. Bu sefer bir mesafe koydum. Çünkü öyle olunca daha huzurlu olmaya başladım. Ama yine konu bununla ilgili değil. Babamız 47 gün önce vefat etti bizim. Başınız sağ olsun efendim. Sağ olun, daha çok yeni. Babam işte bu aşağı yukarı bir 20 gün falan evde yattı. Kardeşlerim ve biz çok ilgilendik babamla. Allah razı olsun kardeşlerimden de. Hepimiz başka şehirlerde olmamıza rağmen bir araya geldik. Ama yaşadığı şehirde büyük bir şehir aslında, ama babama bir teşhis koyamadılar. Sonra ben babamı yanıma aldım. Burada her şey netleşti. Babam artık yani bir ümidi kalmamıştı. Sonra ben babamı memlekete götürdüm. Fakat annemiz o evde kaldığı sürece, kendi hani yaşadıkları şehirde gidip geldikleri doktorlar süresince babam yatarken ona şiddet uygulamış hocam. Artık tuvalete falan gidemiyordu çünkü. Hasta babanızı şiddet uygulamış. Çok... Evet, şiddet evet. uygulamış. Babam ona çok gönül koydu. Çok üzgündü, kırgındı. Bunları benimle paylaştı. Kardeşlerimle de paylaştı. Sonra memlekete gittik, hastanede yattık bir müddet. Orada kardeşleriyle de paylaştı bunu. Doğal olarak ben babamın yanına yoğun bakıma girip çıktıkça bana en son dedi ki, kızım ben ona hakkımı helal etmiyorum. İşte bu dünyada da gün yüzü görmesin. Onun yüzüne bakmayacaksın. Bana bunu 3-4 defa tekrarladı. Babamın en son şeyi de bu oldu bana. Ve ben şimdi o kadar çok huzursuzum ki, bir tarafı atsam atamıyorum, bu taraftan babama kıyamıyorum. Ve bizim diyorum, tamam çok iyi bir şeyiniz yoktu, muhabbetli değildiniz ama bizim hatrımız vardı. Bizim hatrımızı da boş ver, Rabbimin hatrı yok muydu? Hani artık adamın bitmiş her şeyi, son dakikalar önce sen kalkıp şiddet uyguluyorsun. Çok kırgınım, böyle arayıp sormak istemiyorum. Kaç yaşında anneniz? Kaç yaşında anneniz? 60 yaşında, 60 yaşında. Öyle, evet. Yaşlı şu an yani, görüşmüyorsunuz öyle mi? Mesafe koydum dediniz, görüşmüyorsunuz. Mesafe koydum. O evet. hastalık süresince de şey yapmadım. Hakikaten hani ilgilenmedim onunla. Böyle biz bir araya gelmemeye çalıştık falan. Peki yani hatta bu konuyla ilgili olarak annenizle yüzleştiniz mi? Kardeşler ve anneniz bu konuda yüzleştiniz mi? Karşılıklı oturup konuştunuz mu? Anneniz bu konuda ne diyor? Şansımız yok. Olmadı. Şimdi yanında bir kardeşim var, aynı şehirde yaşayan. Evet. Evleri yakın birbirine. Orada ona işte ben pişman oldum falan demiş ama bitti artık. Hocam dedi az önce, bitti gitti artık. İsteseniz de yakalayamazsınız. Bitti. Babamın gözyaşlarını ödeyemez yani. Bize evet. bunları anlattı, kardeşlerine anlattı. Şimdi öyle bir ortam oldu ki babam bana bunu söyleyince ben yani arkadaşlarım diyor ki ya niye bu kadar ağlıyorsun? Tamam biz Müslüman insanlarız. Arkadaşım sen bunları çok iyi biliyorsun, artık kendine gel, çoluğuna çocuğuna bak. Ben evet. ilaç kullanıyorum şu anda ve hep derdim Müslüman insan depresyonda olur mu? Oluyormuş. Bunu hep söylerdim ben, oluyormuş. Ama benim işte bunu herkese anlatamıyorsunuz. Hazmedemediğim başka şeyler var, onlara ağlıyorum aslında. Babam gitti, yerine yerleşti. Herkes bir gün zaten gideceğiz. İnşallah orada da buluşuruz. O dilekle dua ediyorum bol bol. Yakşam evet. başka ben onu biliyorum. Kızım bu konuyla ilgili olarak sorunuz nedir tam? Ya tavsiye mi istiyorsunuz? Yani ben diyorum ki şimdi ben şey yapamıyorum. Yani babam bunu bana söyledi, bu bir vasiyet gibi. Evet. Şimdi görüşmesem olmaz. Allah'ın huzurunda o da sıkıntı. Ya yani babanız dedi ki babanız size ölmeden önce yani, evet. ölmeden önce dedi ki kızım hakkımı helal etmiyorum dedi annene. Evet. Sen de onunla görüşme dedi. Evet, evet, bana aynen bunu söyledi ve ben bundan çok rahatsızım. Ben burada müftülüğe falan da gitmeyi düşünüyorum. Kafamı toparlayamadım. Ama Necdetin hocama da çok güveniyorum. O yüzden onu dinlemek istiyorum ben. Tamam, onu dinleyelim o halde. Evet. Hocamızı dinleyelim. Siz de dinleyin. Tamam. Tekrar başını sağ olsun. Hocam, bekliyoruz inşallah. Sağ olun. Muhsin Bey, ben de sizin gibi başsağlığı diliyorum. Babasına ve cümle geçmişlerimize Rabbimizden rahmetler diliyorum. Bu tip vasiyetler bağlayıcı değildir. Annesi kaybetmiş ama hanım kızımız kaybetmemeli. Annesine karşı
yine görevlerini, sorumluluğunu, saygısını korumalıdır. Hocam annesi hastalığı sırasında babasına şiddet uygulamış. Tamam, o onun kaybı, o onun hesabı. Yani ondan dolayı şimdi kızımız onu babasıyla kendi arasında bıraksın, Allah ile kendi arasında bıraksın. Baba vasiyet etti, bak sen de annene ilgi gösterme, annen bana şunları yaptı diye vasiyet etmesine hanım kızımızın riayet etmesi gerekmez. Şimdi annenin de hakları ayrıdır. Anne orada yanlış yaptı. Tamam. Ama Rabbimiz affetsin onu da, hepimizi de affetsin. Ama kızımız annesine olan saygısında kusur etmemeli. Yani annelik hakkı vardır. Dolayısıyla bu sınavdan geçmek istiyorsa annelik hakkına riayet edecek, saygıda kusur etmeyecek, hizmetlerini yerine getirecek. Annesi o imtihanı kaybetmiştir diyorsunuz. Onun da hesabını Allah'a verecek. O kaybetti, evet. Evet. Peki, bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz. Alo. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Buyurun. Ben çalışıyorum. Evet. Eşim de çalışıyor. Aynı yerdeyiz. Evet. Bir buçuk yıl önce evlendik. Ben eşim evlenmeden önce ben aileme yardım ediyorum. Hani buna izin verir misin? Tamam dedi. Evet. Sonra evlendikten sonra bu değişti tabii. Şimdi hiç paramı harcayamıyorum. Yani benim param sanki eşimin parası. Hep o hükmediyor. Ben ondan gizli bir şeyler yaparsam eğer bunun günahına girer miyim kendi paramla? Aileme yardım edersem ya da işte arkadaşlarım olsun, ihtiyacı olanlar olsun, yardım etmeyi çok seviyorum. Yardım edemeyince de çok mutsuz oluyorum. Bundan dolayı gizli gizli yapacağım şeylerde günaha girer miyim? Eşinizden habersiz yani. Bundan evet. dolayı günaha girmezsiniz çünkü siz sahipsiniz. Sahip olan kişi de dilediği gibi tasarruf eder. Gayet güzel düşünüyorsunuz. Ailenize de, arkadaşlarınıza da iyilik edebilirsiniz. Evet. Evet efendim. Peki, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Evet, hocam en son Hazreti İbrahim'in duasında kalmıştık. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Hazreti İbrahim duası. Oradan devam edelim. Doğru. Yani işte onu demek istedim. Evlat yetiştirmek, İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer bakın, evlat için yanmış, yakılmış, İsmail suya kavuşsun diye. İsmail suya kavuşmuş, nasıl kavuşmuş? Cibril'in yerden getirdiği su ile hayata kavuşmuş. Bizim İsmail'ler ne olacak? Bizim İsmail'ler yine Cibril'in bu sefer yerden değil de fezalardan getirdiği hayat suyu ile hayata kavuşacak. Yani mesajla, Rabbimizden getirdiği mesajlarla evlatlarımız, işte İslam terbiyesi vereceğiz. Bizim analarımız hu hu bir Allah, sen iyilikler ver Allah. Sen iyilikler verirsen yavrum büyür inşallah. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım Sübhanıma. Melekler şahidim olsun dinime, imanıma. Yattım Allah kaldır beni, nur içine daldır beni. Ölürsem iman üzere öldür beni. Kalırsam sabah namazına kaldır beni. Kızımı öyle terbiye ettim ki ölürse yer beğensin, kalırsa yar beğensin. Erkek evladı ise vatan hizmetine gönderirken haydi oğlum haydi git, ya gazi ol ya şehit. Haydi oğlum seni bugün için doğurdum. Hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Yani böyle büyütüyorlar. Böyle, evet. Böyle diyerek terbiye etmişler. Yani İbrahim peygamber bakın duasında diyor ki Rabbena ve cealna müslümeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rab beni ve evladımı Müslüman eyle. Beni ve evladımı Müslüman eyle. Kur'an bunları söz olsun diye anlatmıyor ki, işte bize mesaj veriyor. Müslüman etmek, bak beni ve evladımı namaz kılanlardan eyle. Beni ve evladımı Müslüman eyle. Ve tüb aleyna ya Rabbi, tevbemizi kabul eyle. Aman ya Rabbi ya, bu nasıl dua Kur'an'da İbrahim peygamber. Ya Rabbi bak Kabe'yi yapmış. Evladını kurbana yatırmış.
kendisi Allah yolunda ateşlere atılmış, memleketini terk etmiş. Hala ne diyor? Ya Rabbi tevbemizi kabul eyle. Sanki günah mı işlemiş? Ama ne kadar Allah'a ne kadar muhtaç onu gösteriyor. İnneke ente tevvabur rahim. Ya Rab sen tevbeleri kabul eden Mevlasın. Haccın faziletini anlatıyorduk da Muhsin Bey. Bakın Mısır Fatihi Amr İbnül As Hazretleri geliyor Peygamberimize elini uzatıyor. Biat edeceği sırada geri çekiyor. Efendimiz vaz mı geçtin? Niçin ellerini geri çektin? Vazgeçmedim de aklıma şu düştü. Ben çok günahkar bir adamım. Eğer İslam'a girişle böyle amel defterim sıfırlanacaksa gireyim. Yoksa zaten günahkar adamım. Ne lüzum var? Efendimizin cevabı. Emma alimte ya amir. Amir bilmez misin İslam'a giriş İslam'dan önceki hayatı siler. Hicret hicretten önceki hayatı siler. Hac haçtan önceki hayatı siler. Men haccel hadel beyt felem yerfus felem yefsuk raca'a keyevmi veledetümmü. Yani böyle cinsi konularla hiç ilgilenmeden, açıkça günah işlemeden, kavga etmeden hac yapan kişi haçtan dönerken anasından doğduğu gibi ak olur, pak olur. Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak, anasından yeni doğmuş gibidir. Vel haccül mebrur, leyse lehu cezaun illel cenne. Hacc-ı mebrurun karşılığı ancak cennettir. Yani haçta bakın manevi yönleri güçleniyor, moralleri takviye oluyor, izzet ve şereflerini artırıyorlar, sorumluluk bilincine ulaşıyorlar, birlikte hareket edebilmeyi yaşayarak görüyorlar, karşılıklı sevgi ve saygıyı eğitimle alıyorlar. Yani Rabbimiz hacca gelin sizin için ne faydalar var? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Hangi faydalar var? Gelin de şahit olun. Ya rengi ayrı, ülkesi ayrı, ayrı yerlerden gelmiş insanlar ama gönülleri bir. Yani Muhsin Bey hakikaten o kadar kadın, erkek. Ben cinsiyetle ilgili elhamdülillah çok gittim geldim. Haccıyla, umresiyle sayısını söylemeyeyim. Ama buna rağmen hakikaten yani şu cinsiyet, kadın, erkek, hatta yerine göre pestil birbirine, balık sırtı. Ama böyleyken ben dine aykırı bir davranış görmedim. Ya dalgalandıkça denizler gibi ulvi Kabe heyecanlar verir en kaskatı hissiz kalbe. Yani en günahkarım diyen insan bile Kabe'nin karşısında melekleştiğini gördüm yani. Hocam ilk gidişinizi hatırlıyor musunuz? İlk gidişiniz. Tabii hatırlıyorum. Yani nasıl duygular içerisindeydiniz? Yani o ilk gidişim bambaşka bir heyecan tabii. Oldukça da gençtim tabii ilk gittiğimde. Rabbimden öyle diliyordum. Nasıl sebepler yarattı, kapılar açtı. Ya Rabbi en son otobüsün en son koltuğunda gideyim dedim de Cenab-ı Hak hem de uçakla lütfetti. Halbuki o zaman uçakla gidiş de pek yani imkanı siz öyle yoktu. Dua ettiniz. Öyle. Yeter ki gideyim ama otobüsün en arka koltuğu olsun dediniz. En son otobüsün en son koltuğunda gideyim dedim de hem de uçakla gittiniz. Allah kapı açtı, imkan verdi. Ona hamd ederiz. Evet. Yani Muhsin Bey mesela bu Avrupa'da o yeraltı trenlerinde filan insanı rahatsız eden bir koku. Herhalde aldıkları gıdaların terlerine sirayet edişi. Burada dünyanın çeşitli yerlerinden, çok defa da fakir yerlerinden gelmiş insanlar hep de ter oluyor. Sıcak. Ama buna rağmen rahatsız edecek bir kokuyla karşılaşmadım. Deminki dediğim gibi kavgayla karşılaşmadım. Bir inzibati vaka yok. Gencecik kadın, gencecik erkek katiyen. Sanki o
o duyguları, şehevi duyguları sanki tatile ermiş. Rabbimiz de onu tembih ediyor. Hac yaparken diyor, yani bu şehvet duygularınızı sanki tatil edin ve günahtan sakının ve kavga nizah da etmeyin. Kavga nizah. Çünkü kavga nizah etme imkanı olan bir ortam. Niye? Evinde rahat kahvaltısını yapıyor, eşinin hazırladığı çorbasını içiyor ama orada öyle değil. Yemek vakitleri muntazam değil, istediği yemeği bulamayabilir, uyku düzeni bozuluyor, müthiş bir izdiham var. O izdiham içerisinde insan öfkeli hale gelebilir. İşte Rabbimiz, bakın insan evinde bir ziyafet versek evimizde değerli konuklarımız kime veririz? Sevdiklerimize mi veririz, sevmediklerimize? Dostlarımıza mı veririz, düşmanlarımıza mı? Dostlarımıza veririz, sevdiklerimize veririz. Allah da Kâbesine davet ediyor. Peki beni davet etmiş ama seni de davet etmiş. Şimdi öyleyse seni gücendirmem demek ne demek? Davet sahibini gücendirmem demektir. Ev sahibini gücendirmem demektir. O yüzden ben hemen öfkelenip de sen yapma ben yapayım, sen gitme ben gideyim. Öyle değil. Yani hakikaten o Hacerül Esved'i öpme konusunda Muhsin Bey başka yer olsa çok kavgalar olabilir. Öyle değil. Yani bir kavga, nizah hiç görmeyiz. Ola ki biri diğerinin bağrını incitmişse hemen ya başını öper ya bir özür diler anında telafi eder diyorsunuz. Yani. Özür dileme durumu olur. Hiç kavga nizah olmaz. Evet. Yani tavaf sırasında o kadar insan sanki melekleşmiş. Gönül göz Kâbe'de, gönül Allah'ta. O insanların hepsi sanki kardeş. Beşuş çehreler, hiç kavga yok. Evet. Evet, yani ne mesaj veriyor bakın menasiki haccın her yönünde. Tavafa bak öyle. Yani demek ki bunlar Allah'ın kullarıdır. Bunlarla kavga nizah etmeyeceğim. Bu evet. Mesajları veriyor. Allah yani. Razı olsun. Menasik haccın evet. Her yönü. Hocam reklama gireceğiz ama bir telefon alalım. Reklama tamam. Telefonla dönelim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Buyurun. Alo. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Yayındasınız şu anda. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Benim iki tane sorum olacaktı. Buyurun. Bir tanesi eşimle ilgili, eşim 37 senelik evliyim, 34 sene burnumdan getirdi. Allah Allah. Yani tabiri caizse zulümlerin en büyüğünü yaşadım. 3 yıldır da felç oldu, beyin felç oldu, yatıyordu, çok iyi bakıyordum. Bakıyorum da 2-3 aydır da yürümeye başladı. Ayaklar iyileşti tedavi. Fakat beyin yerine gelmedi tam. Yani o kadar. Şimdi bana çok kötü davranıyor. Yani tamam bilmiyor ama aynı eskisi gibi. Ben de bunu mecburen yeri geliyor. Ben de kötü konuşuyorum. Bunu aldım artık. Bak bugün sabah ezan okundu daha bağırıyor. 9 oldu bağırıyor. Altını temizlerken bile beni dövüyor tekmeli. Ben günahımı giriyorum. Ben de konuşuyorum. Diyorum 35 sene burnumdan getirdin hala böyle mi diyorum. Allah ikram etin biri versin diyorum. Bunları konuşuyorum yani. Günaha giriyorum. Evet. Geçmiş olsun öncelikle. İkinci sorunuzu da duyalım. Sonra reklama gireceğiz. Tamam. İkinci sorum da benim 30 sene önce babam bir yerimiz vardı. Kardeşlerime verdi. Fakat bu mahkemeyle bozuldu bir evet. Şekilde. Evet. Annem yeni sistemi dedi ben almayacağım dedi. Herkes kardeşler hepimiz aldık. Ben dedi bunlara vereceğim dedi. Tamam. Onu ben de biliyordum. Fakat benim eşim zaten bana zulüm ediyor ya beni karıştırmadı. Bir miktar küçük bir miktar yani paranın fazla çıkardı kendiler. Bu kadar dedi. Hayır dedi. Siz böyle şey paylayamadınız. Bu kadar dedi. O zamanın zamanında 100 lira diyelim fazla aldı. Annem de rahmetli onlara vermiş ama dedi ki diyor ki o kıza evliyet ediyor diyor beni biliyor durumumu verin diyor bunu diyor. Hayır diyor vereceksiniz diyor. Mesela 600'te 100'ünü bana veriyor. Evet. Öbüründe bile kardeşlerime başladı.
İşte 30 sene sonra annemin yeri satıldı. Bunu hiç bana sormadılar zaten. Kardeşlerim direkt aldılar. Yani oradan düşen payımı. Hala da ödemedi dediler. Ben kırıldım. Bana bir hesap çıkarın madem öyle dedim. Yani acaba ben kırıldım da ona da günah mı ediyorum? Haksız mıyım bilmiyorum. Mirasla ilgili bir durum. Evet, bu da annem. Anneyle ilgili. Şöyle anlatmadım. Annem payını kardeşlerime veriyorum dedi. Verdi parasını babamdan kalan. Evet. Yani belirli bir miktar parada. Fakat benim bu eşim haksızlık yaparak, yani zorbalıkla hayır dedi, o kadar değil şu kadar dedi. Onlar da çekindiler. Beni çok dövüyordu, korktular. Dediler ki hani annem de dedi ki demiş ki tamam. Benim haberim de yok. Soru bunu, anlaşıldı. Bu çok eziyet eder. Verelim ufak bir parçasına benim payımdan verin. Anlaşıldı değil mi hocam? O zaman bir parça fazla bana. Tamam. Peki reklama gireceğiz biz. Siz hatta kalın, reklamlardan sonra devam edelim. Teşekkür. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor. Telefonumuz hatta mı, tekrar merhaba diyelim izleyicimize. Hatta mısınız? Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Evet, başka izleyicimiz. Hocam o zaman cevaplayalım, hattan ayrılmış diğer izleyicimiz. 30 şöyle açtığında şöyle dedi, 37 yıldır evliyim, 34 yıl eşim bana zulmetti dedi. Son 3 yılda felç geçirdi, rahatsızlandı, ben bakıyorum. Fakat eski hali devam ediyor iyileşmeye gittikçe. Vallahi o hanım kardeşimiz sanki sabır abidesi, çok kazanmış, ne iyi etmiş. 37 yıllık evliliğin 34'ünde durmadan zulüm altında yaşadım diyor. Ama buna rağmen sabretmiş, sabır abidesi olmuş. Herhalde büyük ecir kazanmıştır ve şimdi de Eşi hastalanmıştır, yatalak olmuştur. Ona bakıyor. Yine hizmet ediyor. İyi olmaya yüz tutunca yine eskisi gibi oldu diyor. Eskişeye başlıyor. Ara sıra ben de sitem ediyorum, çıkışıyorum eşime diyor. Muhtemelen beddua mı ediyor artık? Şimdi efendim, hanımefendi bugüne kadar kazanmış. Affedersiniz, köpeği sulayan birini Peygamberimiz cennetle müjdeliyor. Bu insan eşidir, kader arkadaşıdır. Bugüne kadar kazanmış, bundan sonra da kazansın. Kanadı kırık kuş gibi de kucağına düşmüş vaziyettedir. Her ne kadar iyi olmuş gibi olsa da demek ki olmamış. Kendisine bu kadar bakan insana, insan dua eder, teşekkür eder, minnet eder. Dua yok, teşekkür yok, minnet yok, hala hakaret var. Ama hanım da hala sabır, sebat küpü gibi kazanıyor maşallah ya. Yani bu imtihanı kaybetmesin diyorsunuz. İmtihanı kazanmaya devam yani. Devam, evet. İkinci sorusu mirasla ilgiliydi. Genel olarak hocam mirasla evet, nelere dikkat etmemiz lazım onu söyleyelim. Birisi diğerinin zulmen bir karış yerine tecavüz etse Allah onun boynuna 7 karış geçirir diye buyuruyor. Hadis-i şerif. O yüzden evet. O yüzden yani miras hukuku da tilke hududullah. Allah'ın çizdiği bir çizgidir. Bunu aşan zalimdir. Rabbimiz öyle buyuruyor. Yani kızın kız olarak, erkeğin erkek olarak haklarını korumamız icap eder. Evet, peki. Telefonumuz evet. Hazır. Tekrar merhaba size. Hoş geldiniz. Alo, Cuma günler. Sohbetlerine. Hı. Buyurun. Balıkesir. Hayırlı cumalar efendim. Teşekkürler size. Hocama hayırlı cumalar. Sorum olacaktı. Evet. Hocam hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar kardeşimiz. Buyurun. Ben 6 yıldır aynı bina içerisinde altlı üstlü oturan yeğenimle küsüz. Yeğenimin fazla alkol alması dolayısıyla. Evet. Alkol aldığında ne yaptığını bilmiyor ve bize kötü sözler sarf ediyor. Şiddetler, tam şiddet anlamında olmasa da o şekilde, yani anlatamıyorum bile telefonda. Bu beni çok üzüyor. Yani 6 yıldır küsüz, dargınlıkta huzur buldum. Ama bunun da günah olduğunu biliyorum. Ne yapabilirim bilmiyorum. Evet, dargınlıkta huzur buldum diyor. Bakar mısın cümleye? Yani inanın buldum. O kadar huzursuzluk ki. Evet. Yani aynı apartmandasınız öyle mi? Aynı apartmandasınız. Evet. Kaç evet. yaşında yeğeniniz? 40-45 arası. Evet. Ya. Evet, ama küs olmanın da iyi olmadığını biliyorum. Efendim, dinen uygun yani. Olmadığını biliyorum. Ne yapmam lazım? Ama huzuru da dargınlıkta buluyorum diyor. Bu kardeşimiz sanki çamurdadır.
çamurdan tutup bunu kurtarmak gerekir. İşte emri bil maruf nehi anil münker. Hadi küs olduk tamam. Öyle değil işte, o problem orada duruyor. Adam o çamurun içinde, o adamın elinden tutup kurtarmam icap ediyor. Bunun için vel müminune vel müminatü ba'duhum evliya'u ba'z. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin yarıdır, yardımcısıdır. Yani emri bil maruf nehi anil münker yaparlar. Allah'ın emrini söyle, ne yapıp yapıp bu delikanlıyı bu yanlış yoldan kurtarmanın gayretinde olun. Küstüm, kapılar kapandı, duvarlar çekildi. O delikanlı artık alkolik olacak. Alkolik olacak. Halbuki ondan ben rahatsızlık duymalıyım. O da insandır, o da Müslümandır. Ama bu yanlış yoldan dolayı bu insan bakın hayatını gün be gün kaybediyor. Hem dünya hayatını hem ahiret hayatını kaybediyor. Bundan dolayı da bir Müslüman olarak benim yüreğimin yanması lazım. Men esbaha la yehtemmü bi emril müslümin feleyse minhum. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Yani görmezden gelemeyiz yani. Görmezden gelemeyiz. Demin dedim ya hani bu Suriyeli 3 yaşındaki bebek sahile vurmuş cesedi. Bu herkesin yüreğini yakmalı. Herkesin. Herkesin o çocuğun ölümünde payı vardır. Yani bir kişinin öldürülmesinde yerde yaşayanlarla gökte yaşayanların payı bulunsa, payı bulunanların hepsini Allah cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürükler. Hadis-i şerif bu. Yani o yüzden bütün dünyanın onda sorumluluğu vardır. Yani o zaman hanımefendi yeğenini kurtarmanın yollarını arayacak. Yolunu aramalı. Görmezden gelmeyecek, yardımcı olmaya çalışacak. Ben duymadım. Şimdi bu şöyle, hadis-i şerif Efendimiz buyuruyor ki bakın insanların durumu gemi yolcusuna benzer. Geminin alt katında yolcu var, üst katında yolcu var. Alt katındakiler diyor ki biz gemiyi deleceğiz. Denizden su alacağız ve böylece de eğlenmek istiyoruz. Yukarıdakiler buna seyirci kalsın mı? Kalmasın. Niye? Gemiyi delince ne olur? Su içeriye girer, su gemiyi doldurur. Bu sefer batar, gemi batar. Kim boğulur? Delen de boğulur, seyreden de boğulur. Seyreden de boğulur. Ama öyleyse bu işe mani olalım, delinmesine müsaade etmeyelim ama arbede çıkarıp da gemiyi arbede yüzünden batırmaya da sebep olmayalım. O da batmasına sebep yani, olabilir. Tabii o da gemiyi batırır. O arbede de gemiyi batırabilir. O yüzden arbede de çıkarmayacağız. Geminin delinmesine de seyirci kalmayacağız. Ama geminin selametçe gitmesine yardımcı olacağız. Evet. İşte bu oğlumuzu da bu işte yanlış yoldan kurtarabilmek için kötü alışkanlıklarından olmamam gerekiyor. Kurtarmamız icap ediyor vazifemiz için de işte elinden tutacağız. Duydunuz yani mu hocamızı? Duydum ama birçok kez affettik zaten. Affettikçe tekrarlıyordu o yüzden. Evet. Yani 18 yıldır idare ettik. 18 yıldır idare ettiniz. Affetme değil, affetme. Hocamızın bahsettiği affetme değil. Affetme hiç değil. Hiç küsmedik yani, hiç küsmedik. Yani yardımcı olma, o kötü alışkanlığından kurtarma, belki kötü çevreden tabii uzaklaştırma, tabii belki doğru daha yakınlaşma doğru onunla, evet, daha fazla öyle zaman geçirme, vakit geçirme, onunla ne bileyim empati kurma, belki bu tür şeyler denemek lazım. Yani onu kendinize çekmeniz, yakınlaştırmanız gerekiyor belki de. Onu uzaklaştırmak değil, affetmek başka bir şey. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. İkinci sorum var, onu da kısacık sorayım. Evet, buyurun. Çevremdekiler benim güzel Kur'an okuduğumu söylüyorlar. Tabii ki onu Allah biliyor. Evet. Ama ben kapalı değilim. Başımı örtmüyorum. Kur'an okuduğumda değil, Kur'an okuduğumda örtüyorum. Fakat dışarıda, yani normal hayatımda kapalı bir insan değilim. Ama Kur'an, güzel Kur'an okuduğumu söylüyorlar. Ve ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Çevremden birçok kez bu aynı sözü duyunca rahatsızlık duyuyorum. Acaba günah mı giriyorum hocam? Evet. Yani bu Kur'an insanların şimdi kapanmadığım için Kur'an okumaktan vazgeçemem. Böyle bir şey olamaz zaten ama yani hocama bunu sormak istiyorum. Evet. Neden rahatsız oluyorsunuz onu öğrenelim. İçinde bir huzursuzluk var. Yani başınız açık olduğu için mi huzursuzluk var?
Evet. Ya huzursuzluğunuzun sebebi bu, yoksa size i̇şte bu, güzel bu, Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz diye değil. Bu imanımızdan güzel dolayıdır. Kur'an-ı Kerim okuyup da kapanamamak üzüyor beni açıkçası. Evet. Gayet güzel. İşte bu imanınızın ifadesidir. Rabbimizden dileriz. Bak, Kur'an okumanız bir kere çok güzel. O peki. Ama orada Allah'ın o emrine uymamanın vicdan azabını çekiyor. Bu da imanının bir sesini duyuyor. Biz de dua ederiz kardeşimize. Cenab-ı Hak bir taraftan Kur'an okuyor, bir taraftan o emre uymuyor. Rabbimiz bütün emirlerine uymayı nasip i̇nşallah, etsin. İnşallah. Bütün emirlerine. Peki. Evet. Var mı başka sorunuz hanımefendi? Ayrıldı mı izleyicimiz? Benim bir oğlum var. Çok araba kullanmak, motor kullanmak, daha yaşı çok küçük, onları istiyor. Ben endişeleniyorum. Hayır, dua istiyorum. Bir de korunmak için bir dua hocamdan öğrenebilir miyim? Evet, belalardan, kazalardan korunmak için bir dua var mı hocam? Tavsiye eder mi bir dua diye soruyor. Evet. Çocuklarımız için diyor, ailemiz için, belalardan, kazalardan korunmak için bir dua var mı? Rabbimizin öğrettiği, yani sevgili peygamberimizin de çok sık okuduğu, bakın her gün namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi, Nâs-ı Felâkî'yi, sevgili peygamberimiz yatarken mutlaka okurmuşlar. Biz de bu dualarla Rabbimizin himayesine sığınalım. Hocam, inşallah. Hazreti Ömer'in bir sözü galiba, yanlış hatırlamıyorsam, yattığımızda Ayetel Kürsi'yi okumayanı akıllıdan saymazdık. O şey için, Amener Resulü. Amener Resulü mü hocam? Resulü için, evet. Öyle. O da önemli o zaman. Yani bizde diyor, akıl her kişi Amener Resulü'yü yatmazdan önce okuduğunu gördük. Öyle ne güzel diyor, evet. Peki, var mı başka sorunuz hanımefendi? Teşekkür ediyoruz yoksa. Hayırlı cumalar, var mı telefonumuz? Bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Buyurun. Merhabalar. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Benim hocama bir sorum olacaktı. Elbette. Ben gazinoda çalışıyordum. Konsümatrislik yapıyordum. Orada birisiyle tanıştım. Bir yıl çalıştım orada. Evet. Annemle babam ayrı olduğu için hiç kimsenin yanında kalamıyorum. Evet. O kişi, şu anda beraber olduğum kişi beni oralardan çekti aldı. Adresimi değiştirdi, telefon numaramı değiştirdi. Sen benim nikahlı karımsın dedi, imam nikahı kıydık. Fakat evli, iki çocuğu da var. Eşinin de haberi var bu durumdan, herkesin haberi var. Fakat benim daha önce ne iş yaptığımı bilmiyorlar hiç kimse. Ne ailem ne de onun ailesi. Hı hı. Ama şu anda alkol kullanıyor. Şiddet görüyorum. Bir tane oğlum var 8 aylık. Daha dün akşam bile şiddet gördüm. Yapmadığı şey kalmıyor. Ölüme dirime küfür ediyor. Çok ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Daha önceki evliliğimden olan bir tane bebeğim vardı. O da vefat etti. Daha önce bir evlilik yaptım, ayrıldım. Mezardaki çocuğuma dahi küfür ediyor. Benim ne yapmam lazım? Bu adam beni oralardan kurtardı diye minnettar mı olmam lazım? Yoksa bırakmam mı lazım, hiç bilmiyorum. Şu anda da 8 aylık bir oğlum var. Evet, ailenizle... Ne olur bana bir akıl verin, bir yardım edin. Anneniz babanız sağ mı? Hayattalar mı anne baba? Annem babam sağ, babamla görüşmüyorum. Babanız annemle evli görüşüyorum. Mi? Annem başkasıyla evli, babam başkasıyla evli. Anne, yani aile içerisinden size bu konuda yardımcı olacak herhangi birisi var mı? Hayır, yok. Yani herkes kendi derdine düşmüş. Kimse arayıp sormuyor bile. Evet. Yani bu ne durumu yiyorsun, zaten ne içiyorsun diyen de yok zaten. Bu durumu aile fertleri de bilmiyor dediniz. Diğerleri bilmiyor. Ne onun ailesi ne de benim ailem bilmiyor dediniz. Yok, evli. Yani bu şekilde imam nikahlı bir hayat yaşadığımı biliyorlar, fakat gazinoda çalıştığımı ve o kişinin beni gazinodan çıkarttığını bilmiyorlar. Onu bilmiyorlar. Evet. Evet. Evet hocam, acı bir tablo daha. Hani bakın, Sadi Gülistan sahibin bir sözü var. Tursem neresi be Kabe ey Arabi? Diyor ki, ey Arabi, şu merkebin başını sen Kabe tarafına çevir. Senin merkebin başı Türkistan'a gidiyor. Sen Kabe'ye gittiğini söylüyorsun diyor. Yani hanım kızımız bakın, İşin başında bir yanlış yaptı.
İşin başında bir yanlış yapınca arkası hiç hayır olur mu? Bakın sabahleyin programa başlarken de böyle bir soru oldu. Yani ne dedi bir kardeşimiz? Biz dini nikah yapsak da dedi, resmi nikahı da sonra yapsak dedi. Biz de bunun böyle uygun olmadığını söyledik. Bu hanım kızımız dini nikah yapıyor, resmi nikah yok. Şimdi oğlumuz durmadan şiddet uyguluyor. Hocam şimdi aldatmış yani benim anladığım. Hani seni ben oradan kurtardım, artık sen bana mahkumsun. Bundan sonra benimsin, benimle evleneceksin. Ben de dersem o olacak deyip. Yani öyle değil tabii. Öyle değil. Yani yeni aydınlık bir dünya kurabilir hanım kardeşimiz. Hayır yani beyefendi herhalde böyle yapıyor şu anda. Doğru, doğru öyle oluyor. Böyle oluyor yani. Ve şiddet uyguluyor. Seni ben kurtardım oradan çektim aldım o bataklıktan. Tamam. Ben ne dersem o olacak diyor yani. Tamam. Doğru mu? Ya şimdi hocam şöyle söyleyeyim ben size. Hani bunları da düşünüyor. Bir de bana diyor ki mesela sen bana ne kadar işte şükretsen, Allah'a ne kadar şükretsen azdır. Ben seni oralardan kurtardım. Ya diyorum tamam hani oralardan kurtardım da sen bana bunları yapmak için mi kurtardın? Değil mi? Hani bu eziyetleri çekmek zorunda mıyım? Doğru. Evet. Zulmetmek için mi kurtardın diyorsunuz siz de? Evet tabii, söylüyorum tabii. Açıkça söylüyorum. Yani bırakıp gideceğim seni diyorum. Hani istemiyorum çocuğumun yanlış bir ortamda büyümesini istemiyorum. Ben çok yanlış bir ortamda büyüdüm. Onun da bu ortamda büyümesini istemiyorum. Daha çok küçük. Yani çocuğum her şeyden etkileniyor. Biliyorum, fark ediyorum. Daha 8 aylık. Ya, 8 aylık. Ne yapacağımı bilmiyorum. 8 aylık. Belki de icabet saatidir. Tam duaların kabul olacağı saattir. Kardeşimizi de benzeri problemler olanları Rabbimiz aydınlığa kavuştursun. Amin. Öyle amin inşallah. Evet efendim. Evet. Yani hocam şimdi Peygamber Efendimizin ayağını yıkayıp suyunu içeriz. Benim eşim bana diyor ki sen benim ayağımı yıka da suyunu iç. Çünkü ben seni oralardan kurtardım. Bak işte ailen sahip çıkmadı. Ya ailem sahip çıkmadı. Ben gitsem kapılarına beni geri çevirmezler. Fakat hani ben istemiyorum bu şekilde boynu bükük bir şekilde gitmek istemiyorum. Ben 31 yaşındayım. Yetişkin bir insanım. Kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. Yani bilmiyorum. Her şeyi yapıyor. Daha önce diyordu ki mesela... Ben çalışıyordum, çalıştığım parayı hiçbir zaman ondan saklamıyordum. Ne yaparsam yapayım her zaman onun evine gönderiyordum çocuklarına. O zaman benim çocuğum yoktu bundan birkaç yıl önce. Ama şu anda ben çocuğuma süt al dediğim zaman telefonu yüzüme kapatıyor. Cebinde 50 lira parası olsa gidip alkole veriyor. Alkole veriyor diyor. Cebinde 50 lirası olsa gidip alkole veriyor. Sizin geçiminizi şu anda kimse sağlamıyor o halde. Çocuğunuzun... Kendisi şöyle sağlıyor, sadece çocuğunun sütünü alıyor. Bezi bittiği zaman küfrediyor, bağırıyor, çağırıyor. Bu çocuğun bezi niye bu kadar çabuk bitti? Yemek yok dediğin zaman, evde bir şey yapmadığım zaman niye yemek yapmıyorsun? Sen nasıl kadınsın? Yani bir şey alıp getirmiyor ki ben evime yapayım bir şeyler. Evet, bir yanlıştan kurtulup başka bir yanlışa. Aynen, ne güzel söyledin Muhsin Bey. Bir yanlıştan çıkıp. Diğer bir yanlışa, bu sefer yanlış olmayan yola iletsin Rabbimiz. Evet. Aydınlığa kavuştursun. Allah yardımcısı olsun. Peki var mı başka sorunuz hanımefendi? Yok, çok teşekkür ederim. Hocamdan dua istiyorum. Dua istiyoruz. Size dua ediyoruz efendim. Dua evet, Cenab-ı Hak aydınlığa kavuştursun, yar ve yardımcımız olsun. Evet. Amin, cümlemizin inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Ya ne acılar var hakikaten. Evet, dua vakti yaklaşıyor hocam. Öyle mi? Yaklaşıyor. Kaç dakikamız var? 5 dakikam var. Ha, tamam. Bir 4 dakikamız varmış. Evet. Dilerseniz konumuzla ilgili son olarak Kabe'nin kutsallığı ile ilgili. Kabe'nin kutsallığı ne soralım. İyi soruyu evet. Yakaladınız efendim. Nereden gelir Kabe'nin kutsallığı? Sevgili Peygamberimiz bir gün Kabe'ye bakıyor. Ma'atyebek, ma'atyeberihu Kabe ne güzelsin. Ne güzel kokuyorsun. Kabe ne çok saygıya layıksın. Ama Kabe bir mümin senden daha çok saygıya layık. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Kimseye baki değildir mülkü devletsi müzer. Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner.
Kabe Hazreti İbrahim'in yapısıdır. Ama gönül Allah'ın yapısıdır. Gönül Arş-ı Rahman'dır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Yani ne kadar gönül yıkmak ne kadar kolay geliyor bize, değil mi? Yani işte Kabe'nin kutsallığından buraya gelmek istedim. Asıl insanoğluna değer vermek, saygı göstermek, sevgi. Yani sözümüzün sonu bu olsun Muhsin Bey. Yani milletimizin bir ilaca ihtiyacı var. O ilacın adı sevgi. Sevgi ile bakır altın olur. Zindan saray olur. Viran umran olur. Acılar tatlı olur. Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Şefkatle, merhametle, muhabbetle görevliyiz. Sevgiyle görevliyiz. Buna ihtiyacımız var efendim. Sevgi ihtiyacı. Ya sabahtan beri bakın aile faciaları, aile problemleri nedir? Eksik olan nedir? Sevgi. Yaratandan ötürü yaratılanı seveceğiz. Ya nerede kaldı bu bizim inancımız hani? Yani. Evet, Allah razı olsun hocam. Hocam son olarak şunu da sorayım, ondan sonra duaya geçelim. Bizim Allah'la bir ahdimiz var mı? Bu ahdimiz Allah ile bir nedir? Ahdimiz var. Bir ruhlar aleminde Rabbimiz bize sordu. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de ne dedik? Bela, Rabbimizsin. Sana söz veriyoruz. Peki Allah'a verdiğimiz bu sözü zaman zaman yeniliyor muyuz? Bakın hac yolunda lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım, her emrin başım üzerine. Namazda iki defa arka arkaya secde ediyoruz. Her emrin başım üzerine ya Rab. Kurban kesiyoruz. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Halkı alem aid için yılda bir kurban keser. Bense ya Rab dem be dem, saat be saat kurbanınam. Ahali bayram olsun diye yılda bir kurban kesiyor. Ben her saat sana kurbanım. Her emrin başım üzerine. İşte Hacerül Esved'i selamlarken Allahümme imanen bik ve tasdiken bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sana olan imanda sebat ediyorum, kitabını tasdik ediyorum, ruhlar aleminde sana verdiğim kulluk sözleşmesini yeniliyorum, sevgili Resulü'nün sevgisini duyup ahlakıyla ahlaklanacağıma söz veriyorum. Ahdimizi yeniliyoruz. Peki, dua bölümüne geçeceğiz sevgili izleyenler. Çok kısa bir aramız var. Duayla da programımızı kapatacağız. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Erhamer Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Amin. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Bizi bir cumaya daha kavuşturdun, sana hamdolsun. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Kutsal değerler uğruna kan veren, can veren aziz şehitlerimizi en yüksek cennet saraylarınla taltif eyle. Amin. Kederdide hısımlarına sabrı cemiller, sabrı cemillerine de hudutsuz mükafatlar ihsan eyle. Amin. Gerek stüdyomuzuna, gerekse ekranları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, amin, yuvalarına mutluluk, amin, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin.
evlatlarımızı bizler için hayrul halefe eyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Şehidimizin kanından rengini alan bayrağımızın rengini soldurma. Gönderlerimizden indirme. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El-Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed.